Süper stüdyomuza sizler de ekran başına hoş geldiniz. Böyle özel ve güzel bir günde programa başladığım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bugün Cumhuriyetimizin tam 95. yıl dönümü. Hepimize kutlu ve sonsuz olsun inşallah. Ve ben de tabii ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum huzurunuzda. Şimdi efendim bugün 29 Ekim aynı zamanda Nergis Zamanı isimli programımızın da doğum günü. Yani inşallah bugünden sonra programımızı hep birlikte büyüteceğiz. İnşallah dop dolu içeriğimiz var ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda hastanelerde bizi seyreden hastalar, yakınları, herkese acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz eski eşim Mehmet Ali Erbil, Türkiye'nin en büyük şovmeni. Şu anda hastanede yoğun bakımda bir takım komplikasyonları önlemek için orada uyutuyorlar. Daha önce gerçekten ciddi bir olay atlattık. Daha kötüsü olmasın diye. Zaten kız kardeşi Yeşim Erbil'de ufak bir kanama geçirmişti. İki gün önce bizzat ameliyatına girdi Profesör Doktor Yeşim Erbil. Dualarınız için çok teşekkür ediyoruz ve dualarınızı esirgemeyin diyoruz. Zaten şunu söyleyeyim, ben sürekli hastanedeyim, dersimi de orada çalışıyorum. İnşallah iyi haberlerini de hep beraber paylaşırız. Buradan da yine direkt oraya gideceğim. Şimdi efendim programımız dop dolu. Şahane konuklarımız var. Bir kere çok iyi bir oyuncu, tiyatrocu, senarist efendim yakışıklı Mert Fırat bizlerle olacak. Ya... Ayrıca uzman doktor Ayça Kaya. Hani hep diyoruz ya böyle ben yiyorum. Yani aslında yemiyorum şekerim, benimki şişlik falan. Aslında yiyoruz da. Neyse onunla ilgili bize bilgiler verecek. Astroloğumuz Şenay Devi bizlerle olacak. Ama ne demişler? Can boğazdan gelir. Hemen mutfağımıza gidiyorum. Merhabalar. Merhaba Özlemciğim. Sevgili şefimiz Özlem Mekik aynı zamanda bir gastronomi eğitmeni. Yani o küçük ekonomik hani tarifler vereceğiz diyoruz ya, en lezzetlisi bizde şekerim, kaçırmayın. Kesinlikle, tamam mı? Kesinlikle. Ne yapıyoruz bugün? Evet, önce hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımızı ben de tüm ekrandaki izleyicilerimizi ve sizlerin kutluyorum sonsuz kere. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bugün ne yapacağız? Aslında bugün değil, biz bundan böyle her gün birlikte hem ekonomik hem pratik evde kolayca izleyicilerimizin yapabileceği lezzetler hazırlayacağız. Bugün ne hazırlayacağız? Dana etli, ayvalı şöyle güzel bir kavurma yapacağız. Çok yani. Severim. Meyve girince evet. İşin içine çok severim. Evet, zaten bambaşka bir lezzet oluyor. Aslına bakarsanız meyveyi bugüne kadar hep biz bireysel tüketmeye çalıştık. Ama mutfaklarımızda, özellikle Türk mutfağında da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor zaten. Evet, geleneksel Türk mutfağında var. Biz nedense böyle alafrangayı evet seviyorum ben de o mutfağda ama biraz da kendimizden de gitmeyelim değil mi? Yani çok güzel şeyler var. Ne bileyim, tatlıların içine tarçın koyuyoruz. Onun bile bir sebebi var. Sen bize bunların kesinlikle, hepsini anlatın. Kesinlikle. Neden bunlar suda yüzüyor şekerim? Neden suda yüzüyor? İşte hepsini açıklayayım size. Şimdi arpacık soğanları doğramaktan hep izleyicilerimiz nedense hep sıkılırlar. Değil mi efendim? Evet. Değil mi hanımlar? Evet. Sıkılıyorsunuz değil mi? Evet. İşte sıkılmayacaksınız. Çok kolay aslında. Arpacık soğanı sadece davetli genelde yemeklerinde, özel yemeklerde kullanıyor izleyicilerimiz. Ben de diyorum ki sıkılmayın. O kadar kolay ki aslında arpacık soğanın şu uçlarını kesiyorsunuz. Eğer hızlı kullanacaksanız uçlarını kesin. Ama diyelim 3-4 saat gibi bir vaktiniz var. O zaman kesmeden de şöyle bırakabilirsiniz. Suya koyuyorsunuz ve suya koyduğunuzda kolayca cırt 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 soyulmuş oluyor. O yüzden de izleyicilerimize bir püf nokta vermek istedim bu güzel. Arada. Güzel. Bak şimdi, hemen bir şey öğrendik.
Evet. Daha çok şey öğreneceğiz beraber. Herhalde. Neler öğreneceğiz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce ayvalı dana etli kavurmamız için öncelikle tereyağımız ve zeytinyağı kullanıyoruz yemeğimizde. Şimdi şu anda listemiz ekranda gözüküyor. Kağıt evet. kalemlerinizi alın, bunları yazın. Ama diyelim ki kaçırdınız. Hemen StarTV.com.tr'den giriyorsunuz, Nergis zamanını tıklıyorsunuz, orada bütün tariflerimizi alıyorsunuz. Ama siz şu anda hemen yazabilirsiniz yani, listemiz duruyor zaten ekranda. Evet, evet. İyi bir kavurma yapmanın püf noktasını tabii söylemek lazım. Heh. Öncelikle kavurma yaparken öncelikle kullanacağınız tereyağı kalitesi çok önemli ya da zeytinyağı kalitesi. Çok. Çünkü tamamen tüm malzemeler kavrulma işleminden geçiyor. O yüzden de biz önce tereyağı ve zeytinyağımızı bir arada koyduk. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Önce arpacık soğanlardan, arkasından etimizi, bir dana etimiz var 600 gram civarı. Dana etimizi de koyup kavurmaya başlayacağız. Ama bununla birlikte her kavurduğunuz işlemin etten sonraki işlemde her şeyin sırasıyla olması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü önce sert malzemeler kavrulmaya başlar yumuşak malzemelere göre. Mesela nasıl olacak? Dolmalık biberlerimi doğradıktan sonra arpacık soğanlarımı da kavuracağım. Şimdi kavurmaya hemen geçiyorum bu arada. Attık, kavurmaya başlıyoruz. Evet. Evet. Kavrulurken arpacık soğanlarımız, dolmalık biberlerimizi de hemen doğrayalım şurada. Doğrayalım. Siz de doğramak ister misiniz bu arada? Olur. Nasıl istersen. Bunda da böyle sen ortada mı yapıyorsun? Ben evet. genelde şöyle bir şey yapıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Çok mu harcamış oluyorum çok acaba? Çok daha fazla genelde harcamış oluyorsunuz. Genelde şöyle bir şey yapıyorum. Aynen biliyor öyle. Musun ben? Çok harcamış oluyorum ama evet. yapıyorum işte. Çünkü şöyle, sonra da şöyle yapıyorum. Evet ama ha. bu kenarları ne oluyor? Çöpe gidiyor. Evet. Ama, ben ama yok ben onları kesiyorum kıyamam. Sonra. Evet. Sonra kesiyorum, kesiyorum. Evet. Bunların içini nereye boşaltalım? Buraya boşaltalım. Buraya bu koyabilirsiniz. Tamam. Şimdi. Bunu da ben şöyle dörde ayırıyorum. Sen biberlerinizin kesim ölçüleri çok önemli değil. Ben birazcık daha renkli durmasını istiyorum. O nedenle de çok küçük küçük de doğramak istemiyorum. Şöyle doğrama işlemi yaparken üst üste de koyabilir izleyicilerimiz tabii biberleri. Ki. Ben bunları biraz daha iri yapıyorum. Evet, bu arada olabilir. Biraz daha böyle hızlı hızlı gidebilir miyiz acaba? Tabii ki gidebiliriz. Tabii ki. Biberlerimize doğradıktan sonra sıra geldi mantarlara. Evet. Mantarları da doğrarken biliyorsunuz mantar yıkanmaz. Yıkıyor musunuz ya da siz mantarları? Nergis Hanım yıkıyor musunuz mantarları? Aa ben onları şöyle bir şeyim var, fırçam var. Özel mantar için aynen. onunla fırçalıyorum. Heh. Şimdi bunları devam edeceğiz ama birazdan kim bizimle olacak? Mert Fırat bizimle olacak. Ekranların karizmatik, yakışıklı oyuncusu Mert Fırat ilk kez bir kadın programına konuk oluyor. Dünyadaki 15 iyi niyet elçisinden biri olan Mert Fırat'la sosyal sorumluluk projelerini ve Serhan Aksak karakterine hayat verdiği ufak tefek cinayetleri konuşacağız. Her yemekten sonra gaz sancısı mı çekiyorsunuz? Karnım hep davul gibi mi diyorsunuz? Hazımsızlık sorunu mu yaşıyorsunuz? Tüm bu soruları uzman doktor Ayça Kaya canlı yayında Nergis zamanında cevaplayacak. Ayça Kaya stüdyoda hazmettirici nane salatası ve iştah kesen çay yapacak. Bugün ne pişirsem derdi son buluyor. Şefimiz Özlem Mekik'in menüsünde bugün neler var? Kahvaltı sofralarının yeni alışkanlığı haline gelen ızgara zeytini evinizde nasıl yaparsınız? Şefimiz Özlem Mekik, Nergis Zamanı mutfağında ızgara zeytin yapacak. Kasım ayında burçları neler bekliyor? Astrolog Şenay Devi yeni ayda para, aşk ve sağlık konularında burçların başına gelecek olayları tek tek anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Yani gerçekten hoş geldin. Hoş. Seni bu ilk günümde konuk ettiğim için çok mutluyum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben de hem ilk gününüzde hem de Cumhuriyet Bayramı'nda böyle sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ay çok teşekkür ederim. Şimdi birazdan sohbet edeceğiz ama seninle ilgili bir VTR'miz var. Onu bir tamam. seyredelim isterseniz. Tamam. Herkese kolay gelsin. Etkileyici karizması. Eşim Serhan. Memnun oldum. Ben de. Kendine hayran bırakan ses tonuyla çok tatlı olmuşsun. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle
iyiliği büyüten koca bir yürek. Tamam canım, yani ne var bunda ayrıca? Yani sen bana yardımcı olabilirsin, ben sana yardımcı olabilirim. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Türkiye'nin en başarılı aktörlerinden Mert Fırat. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Ve Mert Fırat'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği karakter Serhan Aksak. Evet arkadaşlar, tüm işlemlerin ayrıntılı bir şekilde raporlanmasını istiyorum. Ve bu rapor 3 gün içinde masamda olacak. Başarılı bir iş adamı. Enver, bir gelsene. Of Enver, tamam uzatma. Tamam Enver, zaten biz bunları konuştuk. Sevecen bir baba. Ya şu dijital mevzulara şimdiden girmesek, telefon melefon. Ha? Nasıl olsa sonra çok maruz kalacaksın. Tüm yoğunluğuna rağmen kızı Mila'yı ihmal etmiyor. Azıcık şeker koyayım. Güzel kız. Tam bir düzen adamı. Aldığı kararların sıkı takipçisi. Sporunu her sabah yapan, hayvansever ve çevresine yardım etmeyi seven biri. Ya evet, bunu Mila taktı. Kuş yuvası yapıyoruz ya biz onunla. Kuş yuvası mı? Ha, kuş yuvası. Ne güzelmiş. Her sene yapıyoruz biz. Entrikalarıyla meşhur, sarmaşığın kraliçesi, Merve'nin eşi olmak hiç de kolay değil aslında. Şimdi bunları mı konuşacağız burada? Hayır, çok daha fazlasını konuşacağız ama sen o işten öyle kolay sıyrılamayacaksın. Şimdi onu konuşuyordum Mert'le. Ben çok iyi bir Ufak Tefek Cinayetler izleyicisiyim. Senin karakterin Serhan Aksak orada ayvalı kereviz mi seviyordu? Evet, evet. Değil mi? Şimdi girmeden önce konuşuyorduk, ayva denk geldi. Evet, ayvalı gerçekten kereviz. Öyle. Evet, evet. Mutfakla aran nasıl? Çok severim. Bir de böyle okulda okuduğum yıllarda böyle bir İsveç'te. Ondan önce de hatta Alanya'da falan böyle personel yemeği yaparak başladım. Çok sonra güzel. Arkasından tabii anne mutfağından personel yemeğini, evet. Oradan sonra o meraktan böyle hani biraz mutfağı öğreneyim diye bu sefer İsveç'te aşçı yamaklığı böyle yapmaya başladım. Oo, sonra da biz bayağı profesyonel birisine çaldık. Eyvahlar olsun. Çok iyi. Peki hemen bak şimdi başka bir yere geçeceğim. İdil mesela sen ona yemek yaptığın oluyor mu evlilikte yoksa İdil mi mutfakla daha karşılıklı. Yani böyle birlikte yapıyoruz. O daha çok böyle hamur işlerini çok seviyor. Daha böyle işte makarnalar. Hiç de göstermiyorsun İdil'cim bu arada, evet seni ya, çok gerçekten. Öpüyorum, sevgilerimi yolluyorum. Galiba daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarını yedirip etrafı şişmanlatıp kendisi zayıf kalıyor. Öyle aynen. Bir taktik. Yani. İtince maşallah, çok doğru. Yani şey ben de böyle her türlü şeyi pişirmeyi ne güzel, seviyorum. Şimdi tabii işte ne bileyim yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Oo, ekmek yapıyoruz. İyi. Çok i̇şte, iyi. Birazdan seni mutfağa alacağım o aşure zaman. Aşure yaptık mesela. Aşure. Birlikte mi yaptınız tabii, aşureyi? Tabii tabii. O böyle hani evin bereketine çok katkı sağlayan bir ne şeydir ya. Ne kadar güzel. Hep beraber böyle bize destek olan bir ablamız da var böyle gelip giden. Ya, onunla hem birlikte hem yakışıklı hem yemek yapıyor hem iyi kalpli. Ya. Ben yani daha ne diyeyim? Nazar değmesin inşallah. Ne güzel. Benim en büyük şans anne. Yani şimdi anneyle böyle birlikte çok böyle zaman geçirdiğimiz için anne baba erken yaşta ayrıldı bizim. Ben de böyle mutfakta zaman geçiririm. Annem de sağ olsun hep ev ararken aslında mutfak arar. Yani ay çok güzel. Mutfağı buluruz. Sonra evin etrafına küçük odalar serpiştiririz. Çünkü mutfakta çok zaman geçirmeyi ama seven birisi. Güzel. Hep o mutfak masası vardır yani. O mutfak masasında hep orada oturulur, kahvaltı orada edilir, sohbet orada edilir ya. Sohbet, sıcaklık. Evet, ben de orada böyle ders çalışırdım. Bir yandan da bakardım ne yapıyor, ne ediyor filan. Onu karıştır, bunu şey yap filan derken böyle bir refleks haline gelmiş. Ay, ve sevdiğim için. Çok güzel. Anne tarafı Kayserili, baba tarafı Antakyalı. Mantı da yapıyorum dersen artık ben burada bayılırım ha. Yapmıyorsun yok, mantı herhalde. Yok, mantıyla su böreği yapıyorum. Ne? Bravo. Ay hiç bu yönünü bilmiyordum. Bir şey daha eklendi evet. Mert. Gerçekten. Ben de çok konuşmuyordum ama herhalde evlendikten sonra rahatladım. Orayı anlatıyorum. Yok, bir şey söyleyeceğim. Yok yok, bayağı güzel konuşuyorsun yani şahane. Peki şimdi tiyatro yapıyorsun, sinema yapıyorsun. Ondan sonracığıma senaryo yazıyorsun. Ama çok önemli bir şey daha yapıyorsun ve yaptırıyorsun iyilik. Bu çok önemli bir şey. Ben bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum senden. Niye? Çünkü ihtiyacı olanlar da bunu bir öğrensinler nasıl kullanacaklarını. Ve bu senin fikrin herhalde, seninle arkadaş başlayan aynen, arkadaş birlikte, grubunla. Tabii. Hem de yardım edecekler, nasıl yardım edecekler. Hemen öğrensinler, basit olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin evet, doğru, yapabileceği doğru. Bir şey. O çok önemli. Çünkü benim bir sürü arkadaşım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu diye yardım
yapmıyorlar. Aynen. Bunu bir anlatır mısın bize? Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Çok böyle güzel. İhtiyaç haritası aslında benim de ihtiyacım. Yani. Benim de ihtiyacım da o yüzden hani birçok sivil toplum örgütüyle çalışıyordum. O da böyle şundan dolayı tam da böyle işte 29 Ekim'de böyle ruhuna da uygun köy enstitüleri, halk evleri vardır biliyorsunuz. Evet, evet. Hala da devam evet. eden yapılar var. Dolayısıyla ben onlarda yetiştim. Yani halk evlerinde Ankara'da 93'te halk evinde başladım. Hı-hı. Tiyatro eğitimine. Hı-hı. Devamında yıllar içinde hep aslında böyle tiyatro faaliyeti, sosyal Hı-hı. sorumluluk çalışmaları. Hı-hı. TEGEV, AÇEV, işitme engelliler dernekleri falan, işte kadın dernekleri, onlarla karşılıklı destekleşmeler derken burs programları, kiminle aldım, kiminle destek oldum falan böyle bir öğrencilik hayatı boyunca böyle devam etti. Ünlenince, fark edilince bu çalışmaları yapmak daha kolay oluyor tabii. Biraz daha eliniz güçleniyor. Dolayısıyla o çalışmaların hiç peşini bırakmadım. Zaten yapı geliyordum, süre geliyordu derken çok fazla dernekle çalışınca dedim ki keşke bunların hepsini bir arada toplayabilecek bir yapı olsa. Hepimizin bir buluşma noktası olsa, o hiyerarşik düzen ortadan kalksa. Buna bir ihtiyaç duydum. Dernekler, vakıflar arası ya da işte benzeri gruplar, sosyal girişimler arası o rekabetler kalksa da ortadan. Keşke böyle hepimiz aynı düzlemde o hani rekabeti, hiyerarşiyi bir kenara bırakıp sosyal faydanın gerçek ruhuna ulaşsak. Çok buradan doğru. Doğru da böyle bir böyle çeşitli sosyal medya alanlarında biliyorsunuz gruplar oluşuyor. Hı-hı. Gruplardan birinde bir ihtiyaç listesi açmak istedim. Sonra o liste ihtiyaç haritasına dönüştü. Haritacı bir arkadaşımla tanıştım. Ne güzel. Evet, siz bir şey diyecektiniz. Ben araya mı girdim? Hayır, devam haritacı, edeceğim. Haritacı ben bir arkadaşımla, çok güzel anlatıyorsun. Evet. Yani tam böyle harita çalışmaları yapan bir arkadaşımla tanıştım. Sonra Ali Ercan Özgür'le tanıştım aslında. Yani Ali Ercan Özgür aynı zamanda harita temelli çalışmalar yapıyor ama inanılmaz bir gelişimci, inanılmaz bir kalkınmacı. Kalkınma hep bizde ekonomik algılanır ama aslında kültürel kalkınma, aynen. sosyolojik çok kalkınma önemli. Da. Çok önemli bir yapıdır. Hatta ondan aynen. bağımsız bir kalkınma söz konusu olamaz. Çok doğru. Yani dolayısıyla o kalkınma ayaklarını çok iyi bilen, bununla ilgili çeşitli üniversitelerde tez vermiş birisi. Biz o ekiple de Güler Altınsoy, Ali Ercan Özgür, İlksen Başarır, benim zaten filmleri de birlikte evet, yaptığım evet, ekip, evet, Elif Kalan işte çok iyi biliyorum. Hep bir araya geldik. Sonra derken böyle bu ekip büyüdü ve ihtiyaç haritası oluştu. Oluştu. Şimdi ben diyelim ki çocuğuma bir ihtiyacım var. Yani bu her şey olabilir. Mesela bisiklet de olabilir, tabii. keman da olabilir, herhangi bir şey. Ne yapacağım? İhtiyaç haritasına girip üye olup o ihtiyacı oluşturuyorsunuz. Mesela diyelim ki Urfa'da bir okul bir engelli sınıfı açmak istiyor. Hı hı. Fakat bunun için yeterli imkanları yok. Çünkü engelli sınıf için zeminin farklı, duvarların farklı, eğitim kitlerinin farklı kesinlikle. Olması gerekiyor. Diyelim ki otistik çocuklar için bir sınıf açılacak evet. orada. Ve o eğitim kitlerinin olması gerekiyor, materyallerin olması evet. gerekiyor. Bu ihtiyacı giriyoruz. Bu ihtiyacı biz girmiyoruz. Kişi kendisi okulu adına, kendisinde adını koyarak giriyor. Giriyor. Sonra bizim bir adminimiz var. Yani işi kontrol eden, takip eden, onaylayan bir kişi var. Kişiler var daha doğrusu. Tabii, onlar o da, da önemli. Bu kişiyi analiz ediyorlar, bakıyorlar. Bizim zaten bize üye olmak için TC kimlik numarası, adres, cep telefonu numarası. Biz o kişiyi doğruluyoruz. Bir tabii. sistemimiz var. O sistemden en büyük zaten özelliğimiz de o. Doğrulanmış güvenli hesaplara sahip olmamız. Çok yani güzel. Bizde şöyle oluyor. Biz bir bağış almıyoruz. Para yok maddi burada. Maddi hiçbir şey yok. Maddi bir şey yani yok. Aslında bizim imece kültürü. Hani çok böyle eskiden var olan şimdi aslında devam ettirdiğimiz ve kooperatif bir yapı. Hani kooperatifin biraz adı kirlenmiştir ama hani köy enstitülerini böyle ayağa kaldıran bize tarım kültürünü ve hani o destekleşmeyi, yardımlaşmayı ta Osmanlı'dan beri var olan Anadolu'da zaten tabii o ki. Kültür. Tabii ki. O tabii destekleşme ki. Ve yardımlaşma evet. onun aslında bir düzeni. Kendinden yeniden tesis olmuş bir imece kültürüne dönüştü ve insanlar şahane. Kendi aralarında öyle bir destekleşme oldu ki 15 milyon üzerinde bir rakam oluştu rakam yani. Rakam oluştu. Ben de mesela yardım etmek istiyorsam oradaki listeye bakıyorum. Ne yapabileceğimi görüp oradan orayı tıklayarak ben de yardımımı yapıyorum. Aynen. Değil mi? Yani şu an 500 bin kalem ihtiyaç giderildi 3 yıl şahane. İçinde. Şahane. Buna bir alkış. Buna bir alkış işte. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Peki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda iyi niyet elçisisin. Evet. Değil mi? Bu mesela iyi niyet elçisi ne yapar burada? Ne yapıyorsun?
İyi niyet etsin, iyi niyetli olursun. Tabii. Gayet iyi niyetle başlıyorum diyorsun. Şaka bir yana bizim aslında kalkınma, hani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, işte İngilizce şeyle UNDP ya da UNDP, aslında 60. yılında neredeyse, hatta geçti 60. yılında Türkiye'de. Ve aslında bizim bu GAP projesinden Türkiye'deki irili ufaklı yerel kalkınmadan kültürel kalkınmaya, kalkınmanın her alanında kendini var etmiş, damlama sulama tekniğiyle bile hani aslında bir şeyleri var etmiş ve ilerletmiş. Hani en küçük örneğinden işte ne bileyim o dev GAP projesini diyelim, hani 9 ili kapsayan projemizi tesis etmiş, desteği olmuş. Kimi zaman projenin içinde bilfiil yer almış ve onlarca projeyi aslında devam ettiren bir yapı. Biz şimdi o yapının içinde dünya üzerinde 15 temsilci, 12 temsilciyiz. Bazen 15 oluyor, bazen 12. Bayağı az. Evet, yani UNICEF'te 200 civarı var mesela, bizde 15 var ve böyle mesela Orta Doğu, Balkanlar ve Türkiye'de aslında başka temsilci yok. Anladım. Yani dolayısıyla ben Türkiye'deki de ilk temsilcisiyim. Ne yapar? Bizim dünyayı daha iyi bir yer yapmak için 2030'a kadar dünya liderlerinin ortak karar verdikleri bazı noktalar var. Bunlar neler? Ortak karar verdikleri de bir şeyler var yani, var, değil mi? Tabii tabii var. Boşuna birleşmemişler yani. Boşuna değil, evet. Yani orada şunlar var, 17 madde var. 17 maddenin 17.'si ortak çalışmak aslında. Hı hı. Kalan 16 madde de onların alt başlıkları da var. Ama hani bu 16 maddeye konsantre olmuş durumdayız. Hı hı. Açlıkla işte mücadele aslında. Temiz su kaynaklarına ulaşmak, iklim problemi. Çok iyi. İşte kız çocuklarının eğitimi. Çok iyi. Aklınıza gelebilecek, aslında dünyayı kurtaracak 17 madde ve bizim için öncelikli olan sanayi, fakat sanayinin o şehre, o yapıya uygun bir şekilde gelişmesi, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir sanayi oluşumu. Evet. Yani dolayısıyla hep insandan yana, insandan taraf. Çok güzel. Bak, hedefler. Şimdi bunları yapıyorsun. Bir taraftan da yine insanlara ulaştığın başka bir yani esas bir mesleğim var ve bir sinema filmi yaptım. Evet. Filmden biraz bahsedebilir miyim? O kadar çok konuşacak şey var ki neyi nereye sığdıracağımı bilemiyorum. Mert, sen gelince yani çok şey oluyor. Estağfurullah. Filmi anlatabilir misin biraz bize? Bir de şarkı da söyledin orada galiba. Evet. Ya her şey seninle güzel. Aslında My Best Friend Wedding, yani en iyi arkadaşım evleniyor filminin. Bir yeniden yapımı, yeniden. Hakları tamamen alınmış. Bizde o süper. Kültür daha yeni gelişiyor biliyorsunuz. Hani böyle ama bu filmin aynısı. Evet, aynısı, çünkü haklarını alıp aynısını yapmak zorundayız gibi bir durum var. Aynen. İşte o yüzden de o film zaten onun birebir aynısı. Sadece her şey seninle güzel diye adı değişti. Burcu Biricik, Hazar Ergüçlü, Cem Karcı çekti. Ondan sonra İlksen Başarır senaryosunu yazdı. Çok güzel. Adapte etti diyelim. Böyle çok güzel, yumuşak, işte insanların kendinden gerçekten bir şeyler bulabilecekleri. Bir de böyle tam dönemeçte, hani bir evlilik kararı almış. Ama fakat arkadaşının da böyle bir şeyi var, dahli var işin içine. Güzel bir romantik. Evet, güzel bir romantik komedi. Evet. Çünkü bir komedi tarafı da var. Hani komedi olması özelliğini de atlamayalım. Zaten romantizmin içinde biraz komedi oluyor yani. Var, hayatın kendi içinde, hayatın en acılı zamanlarımızda komedi var. O yüzden de tabii ki çok daha güzel oluyor. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Yani bence o hayatın içindeki keyfi, eğlenceyi, komediyi kaçırmamak lazım. Aynen. Yani fazla ciddiyet en başta sağlığa zarar. Çok biraz doğru. Hayatla eğlenebilmeyi de, başına çok gelenlerle eğlenebilecek bir mesafede kalmak da önemli galiba. Evet, çok doğru. O da doğru. Bir ihtiyaç, ihtiyaçtan konuşuyor. Filmi muhakkak seyredeceğim. Çünkü tamam. Ben orijinalini de sevmiştim ama bizde nasıl işlendi, ne oldu, oyuncular, her şey bambaşka. Yani evet, orijinal filmden sonra o filmin hakları satın alınıp yeni bir film ortaya çıkıyor yani. Evet. Konu aynı olabilir ama bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden inşallah seyredeceğiz. Oyuncu kadrosu çok kuvvetli. Evet. İşte yönetmeni Cem Karcı, benim çok saygı duyduğum, çok, çok iyi dizi filmler yapan. Çok aslında iyi. Şu anda hani ilk filmi gerçekleşiyor. Evet. İlksen zaten çok deneyimli. Tabii, bir hem yönetmen hem senarist. Bu arada senin sesin çok iyi. Çünkü baban çok iyi bir ses sanatçısıydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Nihat Fırat. Evet. Ve onun sahnede kendisiyle özdeşleşen, ben röportajını okuduğumda babanın, ay dedim ya ben bu şarkıyı çok severim. Yani nasıl şey oldu hatırladım sonra. Evet, bu şarkıyı o ses muhakkak dinledim diye.
İstersen bizimle birazcık söylemek ister misin Yağmur'un sesine bak şarkısını? Ha? Yağmur'un valla sesine sözlerini bak, bilmiyorum sahnede. Ama. Peki biz söyleyelim. Tamam, birlikte söyleriz, tamam. Ben size uyum sağlarım arkadan. Evet. Yaş önce bir Mert'i dinleyelim. Bu senin söylediğin. Evet, bu benim söyledim. Asla. Evet. Şimdi babanın söylediği onunla özdeşleşen şarkıyı. Tabii senin yaşın çok ufak. Biz de çok ufakız ama öyle ucundan bir hatırlıyorum canım öyle evet. diyerekten. Yağmur'un sesine bakı söyleyelim mi? Çok severim. Yağmur'un sesine bak. Aşka davet ediyor. Cama vuran her damla beni harap ediyor. Bu yağmur seni benden alıp götüren yağmur. Aşkımızın sergini silip süpüren yağmur. Ay çok tatlı. Çok güzel. Ben bayağı unutmuşum bu şarkıyı. Evet. Ama çok şimdi güzel şarkıdır. Çok, Allah çok, rahmet çok. Eylesin. Yani Türk röportajını... sanat müziğini çok severdi. Yani evet. zaten hani oradan gelme, Türk sanat müziğinden gelme. O yüzden inanılmaz bir background'u var, eğitimi vardı bununla ilgili. Evet. Evet. Ve böyle Ankara Radyosu'na, TRT'de ben çok dinleme fırsatı buldum. Sahnelerde de tabii. Ya. Bir yandan böyle fantazi o zamanlar evet. vardı ya, arabesk, fantezi, Türk sanat müziği böyle geçişli bir ortamdı. 80'ler özellikle. O zamanlarda öyle albümleri de var bayağı ciddi. Değil mi? Bir de böyle şey hani Neredesin Firuze filmi vardır. Ezel Ekay'ın evet. Kulakları Çınlasın. Evet. Hocam çok severim Ezel Ekay'ı da. O kadro babamların kadrosuyla neredeyse aynıydı zaten. Ya. Hani şey olarak yani böyle hani. Tabii. Osman Yağmur Dereli, işte tabii. Kamil Sönmez, tabii. Faruk tam Trans. O yıl, ay ne güzel yıllardı ondan sonra ya. İşte babam Nihat Fırat. Evet. Böyle onlar böyle dörtlü beşli bir ekipti evet. ve hep birlikte takılırlardı. Ben de böyle ne işte 5-6 yaşlarında Kadıköy'de onlarla birlikte gezerdim falan. Böyle çok acayiptir o yüzden. Ama babadan da bak öyle de bir yetenek gelmiş. Ne evet. kadar güzel. Peki o zaman şöyle yapalım. İdil'cim biz mutfağa gidelim. Mert'i de alalım. Bakalım ne yapacağız. Tamam gidelim tabii tabii. Hadi gel. Evet. Mutfakta neler oluyor? Mutfakta neler olmuyor ki? Ayvayı kavurduk. Ayvayı bugün. Oh. Ve içerisine de mantarı ayrıca. Oh. Ayvayı kavururken de biraz karamelize ettik şekerle. Hı-hı. Şimdi diğer tarafta dana etimiz böyle kavruluyor. Soğanlarla. Evet. Kullanır mısın meyve arpacık soğanlar tabii. Yani şimdi bizim bu Antakya ve Antep bölgesinde aslında meyve yani çok az zeytinyağlının olduğu doğu mutfaklarından ikisidir. Hı hı. Antakya'da da ayva ve meyve, vişne, hakkını yemeyelim Antep'te de vişne kebabı vardır. Ay çok severim. Çağla aşı vardır. Hı. Simit kebabı vardır. Simit kebabı vardır. Yani simit kebabı daha patlıcanlı böyle evet. daha o hani içindeki Özlem'le şeyden güzel duruyor. Sohbet tabii, oldu tabii. Bayağı. Değil mi? Aynen. Ama ayva dediğim gibi hem böyle o böyle suyunu bırakması, o jelatininden dolayı kıvam arttırıcı, un koymadan hani böyle bir yemeği toplaması açısından. Hiç ayvalı lahmacun denediniz mi mesela? Yedim. Evet evet. Antep'in ünlü lahmacundur. Evet, evet. O yüzden Antep'e de tabii sevgilerimizi iletiyoruz. Aynen. Yani size bir şey söyleyeceğim. Biz bir gün Mert'i sırf yemek için alalım. Gerçekten. Yani özel bir gün yapalım. Böyle evet. Yani mutfakta Özlem'le beraber gerçekten bir şeyler yapalım. Tabii tabii tabii. Olur inşallah. Mu? Tabii denk getirip mutlaka. Bence süper olur Nergis Hanım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık ayvalarımız, mantarlarımız da burada. Hı-hı. Birazcık dediği gibi Mert Bey'in de. Karamelize olduktan sonra şimdi biberleri yavaş yavaş atmaya başlıyoruz. Hı-hı. Biberleri de atarken hepsini bir arada atmıyorsunuz hanımlar. Bu çok önemli bir detay. Hı-hı. Çünkü şu an en kalın biber sarı ve genelde kırmızı biberler daha kalındır. Yeşil Charleston ve sivri biberler birazcık daha ince biberlerdir. O nedenle onları da yine en son atıyorsunuz. Şimdiden sonra kavurma sırası... Artık birazcık daha süreyle alakalı. Her birini dörder dakika arka arkaya koyuyorsunuz ve böylece kavrulma işleminin hepsinin aynı tadını almış oluyorsunuz yemek esnasında. Hmm, yani sırayla atınca lezzetleri böyle daha tabii.
daha çok çıkıyor. Aramaları. Şimdi gastronomi eğitmeni evet. olduğu için iyice o ağız tadını özlemden çok iyi öğreneceğimizi. Bu gelişen bir şey değil mi böyle? Çok. O damak tadı zamanla keşfede. Aslında biraz da doğuştan da oluşan bir şey. Hı-hı. Çünkü genelde biliyorsunuz mesela ben 4,5 kilo falan doğmuşum herhalde. Evet. Annem öyle gerçekten normalde 4,5 kilo civarı. Hatta demişler maşallah. Ki hemen mutlaka şey yapmamız lazım. Bir şekilde çocuğu özel beslememiz lazım demişler. İşte herkesin diyete. Kendine göre ha. diyete girmişiz o yaştan. Yani hemen yüzmesi lazım filan diye 4,5 kilo. Ama o damak da işte oradan böyle gelişmeye evet. başlamış. Tabii. Ne kadar enteresan. Evet. Damak gelişince bir de çok acayip lafınızı kestim. Daha yok, az canım. Yiyormuş insan biliyor musunuz? Tabii ki. Yani lezzetini aldığın için. Aynen. Yani evet. o böyle tadını çıkarmak ve o yeme süresini uzatmak biraz da bu tadı alıp bununla yaşamakla galiba. Bununla ilgili var ya bugün işte uzman bir doktorumuz var tam da onları anlatacak. Yani o gerçekten damak lezzeti öyle daha fazla işte abur cubur boş yere yemelerin üstünü tamamıyla kapatıyor. Ve siz damak lezzetiyle ufak ufak ama tatmin olmuş olarak sofradan kalkıyorsunuz. İtalyanlar gibi. Aynen. Böyle tabii. Beş aynen. çeşit yerler ya bunlar niye aynen. şişmanlamıyor falan. Çeşitlilik, çeşitlilik güzeldir evet, gerçekten evet, sofrada. Evet. Bu arada şimdi ufak tefek cinayetlerde katili öğrendik. Evet. Ama yeni bir cinayet işleniyor. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz. Verdiğimiz bir söz var yani ufak tefek cinayetler işleyeceğiz. İşlemeyeceğiz sonunda bir tek sen mi kalacaksın yani? Ha? Öldüre öldüre gidiyorlarmış. Vallahi şimdi ben bu programda oldum ve çekim yapmadığıma göre galiba beni de bir yerde... Ben küçük küçük sizinle birlikte İstanbul'luk şeyim. Ufak tefek tariflere döneriz. Tabii tabii gerçekten. Bu arada tiyatro oyunu var. Evet tiyatro oyunu var. Şimdi yani aslında çok sevindiren bir şey var. Şener abi işte Zengin Mutfağı'yla tam da mutfakta. Böyle bizim bir kültür sanat merkezimiz var Dastas. Ataşehir'de. Evet. Böyle bir AVM'nin içinde aslında açılacak şimdi Ataşehir merkezde. O kültür sanat merkezinde sahneye çıkacak. O beni çok heyecanlandırıyor. Ne güzel. Biz böyle bir oyuna hazırlanıyoruz yine Timsah diye. İKSV Tiyatro Festivali'nin içinde yer alacak. Premierini 2 Aralık'ta ne yapacak. Zaman? Ben yönetmenliği evet. yapıyorum 2 Aralık'ta. 2 Aralık, 3 Aralık ve 5 Aralık'ta oynayacağız ama bütün biletlerimiz tükendi şimdiden. Ya ondan bu şahane sonra... bir şey. Evet. Ya şöyle bir şey var. Bunu çok seviyorum. Yani ben tiyatroya gittiğim zaman bir bakıyorum bütün salon dolu. Fakat bunda sence de biraz da böyle bu dizilerde tabii. ve daha sonraki böyle programlarda sizleri tanımayla falan alakası var mı? Oyuncularla böyle birebir ilişkiye girme ihtiyacı doğuyor ve istiyorlar ve geliyorlar. Aslında %100 bununla alakası var. Bir grup arkadaşımız bununla çok mutlu değil. Hani öyle olmasından öyle olmasından ama ben çok mutluyum. Tam tersine diziler ve televizyonculuk Türkiye'de aslında hem art house yani böyle belirli bir sanat filmleri cephesini hem sinemayı hem de tiyatroyu besledi. Çünkü yani nitelikli ve bilgili eleman açığımız yani nedir hani sette çalışan kişi işte ne bileyim senaristi yönetmeni o sektörde yetişti. Hani bundan 5 yıl önce 6 yıl önce 130 tane dizi yapıyorduk. Onlardan eleyip işte 30-40 tanesi devam ediyor. Şimdi daha az dizi yapıyoruz. Süreler biraz uzadı falan filan ama yani ne olursa olsun o arkadaşlarımız tanınmış oldular. Çok doğru. Onun gücüyle yani dizilerden aldıkları, televizyondan aldıkları güçle sahneye çıktılar. Orada başka bir tecrübe, başka bir suplekse, başka bir antrenmana tabi oldular. Ve yeni seyirciler geldi. Ve yeni seyirciler geldi. Yani dolayısıyla ben kesinlikle çok desteklediğini ve bundan sonraki süreçte de karşılıklı olarak destekleşeceğini düşünüyorum. Bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o hani o tavrı ben sevmiyorum. O burnundan kıl aldırmama tavrından çok hoşlanmıyorum. Özellikle mesela benim kızım 21 yaşında ve onun yaşıtları ve kendisi tiyatroya gidiyor. Tiyatroyla ilgileniyor. Ya tiyatro gerçekten bambaşka. Sizi çıktığınız zaman hayatla ilgili düşündürüyor. O yüzden bence çok önemli olduğunu düşünüyorum bu iletişimi. Ve yani şu da çok önemli. Tabii ki sadece ünlü arkadaşlarımızın ya da dizilerde yer alan arkadaşlarımızın oyunlarına gitmiyor insanlar. Aynen. Tiyatro böyle bir şey deyip o ünlü kişiden görüyor. Devamında başka ünlülerin peşine düşmüyor. Başka oyunların, başka tekstlerin, başka hikayelerin peşine düşüyor. Evet. Çünkü aslında her bir oyun bir roman okumak gibi. Aynen hani öyle. Ve yani tabii ki yerleri çok başka. Aynen. Ama bambaşka bir yere sevk ediyor insanı. Aynen. Herkes bir oyundan, bir durumdan bambaşka sonuçlar çıkarıyor. Çok aile doğru. içinde çok küçük bir tartışma ya da çok küçük bir mutluluk bir anda bir kutlamada bile herkesin aynen. çıkarımı ve hissi başka oluyor. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada yemeğimiz nasıl gidiyor? Yemeğimiz yani? Çok aldı güzel gidiyor. Gidiyorum. Artık aldı başını görüyorsunuz tabii. Aldı başını gidiyor.
Ama çok güzel bir koku var tabii. Evet. Stüdyoyu sardı. Şahane. Şimdi Ayvalık'ın bu arada geri geri duruyor Mersin. Yani şey, girip belki koklarsınız filan. Ben dedim üstüne sinmesin. Yok yok. Bütün bu şeyleri işte malzemeleri nasıl evet. alıyorsun acaba? Onları şimdi göreceğiz tamam. VTR'mizde ama önce Mert'e çok teşekkür ediyorum ve mutfağa tekrar gelmesi üzere evet. şu anda yani tamam. hemen söz alıyoruz. Çok teşekkür ederim Mert'im. Çok ederim. Güzel bir sohbetti. Onurlandırdın bizi ilk çok. Programda. Teşekkür ederim. İdil'i de çok öpüyorum. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür benim ederim. Çok şimdi kısa bir VTR'miz var. Hadi 2,5 lira patates, 2,5 lira. Mandalina İzmir'i. Özlem'le birlikte efendim bugün Sarıyer Pazarı'nda mutfağımızı dolduracak alışverişi yapacağız. Dolaplarımızı dolduracağız. Bakalım bu hafta şefimiz bize ne güzel yemekler yapacak ve o yemekleri nelerle yapacak? Başlayalım mı Özlem'ciğim? Başlayalım çünkü filelerin dolması lazım. Bu fileler evet. çok boş. Pazarı talan etmeye gidiyoruz. Evet hadi buyurun. Mutfağın olmazsa olmazlarından domates. Tabii alacağız ama iyisini nasıl anlayacağız? Şu gördüğünüz güzel yeşil dalları var ya, işte bu dalları koklayacaksınız. Eğer bu dalları kokladığınızda güzel mis kokulu bir domates kokusu varsa şayet gerçekten siz doğru domatesi alıyorsunuz demektir. Eğer biberi elinize aldığınızda güzel bir ses çıkıyor. Bak şimdi kıralım mı? Evet kıralım şimdi. Gördün mü? Çıt çıt diye bu sesi duyduğun zaman işte bu biberi sakın kaçırma diyor. Domatesi, biberi aldık. Şimdi tazecik sebzelerin, yeşilliklerin olduğu bir tezgahın önündeyiz. Abi ne yapıyorsun? Abi, o güzelim yaprakları. Temizliyoruz efendim. Temizliyoruz. Temizliyorsun. Ben o yapraklarla neler yapıyorum biliyor musun ne abiciğim? Pazı yaprakları. Temizliyoruz efendim. Sevgili Rana hiç öyle deme. Gerçekten pazı yaprakları turşu kurarken dahi nasıl kerevizin sapı kerevizin yaprağı. Pazının da aynı şekilde çok değerli. İyi kereviz buldum ben. Alalım hadi mı? Alalım. Ah Rana'cığım bir kekik var burada görmen lazım. Aa, gerçekten gel. Harika harika. Oh, bunlardan mutfağımızda olacak değil mi? Olmaz. Usta sen oraya Frank maydanozuyla kişnişi de ekle. Kekik, kişniş, Frank kekik, maydanozu. Kekik, kişnik, reyhan, fesleğen. Onlar 4 lira demedi. Ne? 4 lira mı? 4 lira. Oh, ne yaptınız? Oo, 4 lira ama çok bize, pahalı. Bize uygun bir şey yapalım. 3 liradan sayarız sizi önemli değil. Pazarın bereketi işte. Hem en tazesini hem de en hesaplısını alabiliyorsun. Şefim soğan almayacak mısınız? Evet. Soğansız yemek olur mu? Gözyaşı tezgahına geldik. Gözyaşı tezgahı deme gerçekten deme. İnan bunun da bir sırrı var aslında. Ama o sırrı ne yapacağız mı? Stüdyoda konuşacağız. Peki sarımsak alacağız mı? Ya sarımsak, bir mutfağın olmazsa olmazdır değil mi? Tabii. Sarımsak ne yaparsam yap içine bir tane sarımsak al. Soğan aldık, sarımsak aldık, sıra patatese geldi. Ah nerede o eski patatesler dememek için iyisini almak lazım. Bak şimdi patatesi nasıl seçeceğiz? Şimdi böyle önce güzel tipleri alacağız. Böyle birazcık filizlenmeler falan görüyorsanız sakın bunları almayın, çaktırmayın. Benim söylediğimi de söylemeyin. Soyayım da şurada. Ay gerçekten sarı bu. Bakar değil mısınız? Mi? Bak ne güzel. Evet Özlem'ciğim eksik bir şeyimiz kalmadı değil mi? Vallahi Rana'cığım var olmaz mı? Kabak alacağız, havuç alacağız. Kabak alırken nelere dikkat edelim? Şimdi kabakta da hiçbir şekilde kesik, yara, bere olmayacak kabakta. Kabağımızı aldık. Ne kaldı? Havuç. Siz alıyor muydunuz sizinkileri? Evet alıyordum ben de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ablanın ben mutlaka bu havuçlarını aldım. O kadar güzel seçmiş ki. İki tane daha ekliyorum abla bu havuçlar bana yeter. Özlem Şef stüdyomuzda ayva ile eti buluşturacağı nefis bir tarif verecek izleyicilerimize. Bu da demek oluyor ki ayva da alacağız. Hadi gel birkaç tane ayva. Hadi alalım çünkü güzel bir ayva yemeği yapacağız bu hafta. Şöyle 3 tane aldık. Fileler doldu. Peki bu alışveriş kaça mal oldu? Alışverişimizi yaptık Sarıyer Pazarı'nda. Hem de çok hesaplı. Tüm bu fileleri 67 liraya efendim doldurduk. Şimdi bu güzel hem hesaplı hem lezzetli ürünlere lezzet katmak için şefi Özlem Hanım'la birlikte mutfağa gidiyoruz. Evet, görüşmek üzere. Gidiyoruz. Hadi bakalım görüşürüz mutfakta. Özlem'i alkışlıyorum. Şahane bir alışveriş yapmışsın. Çok güzel. Gerçekten öyleydi. Hatta herkese çok selam sevgilerini iletti. Bundan sonra her hafta pazara, hale her yere şahane, gideceğiz beraber. Gelirim ben de. Birazdan tadım için geleceğim. Peki. Ama şu anda yanımızda iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya var. Biliyorsunuz hazımsızlık, gaz falan hepsini bir konuşacağız. Tarihlerde var. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Bu güzel günde, güzel ülkemin güzel insanları, bu bayram günü yeni başlayan bir program sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Kırmızılara giydik bayrağımızın rengi. Evet. Çok enerjik, çok güzel, çok dop dolu bilgilerle yaşam tarzımızı değiştirmek için püf noktalarıyla sizlerle birlikte olacağız. İşte bu kadar. Şimdi hemen şuradan girmek istiyorum doktor hanım. Canımsınız. Ben şimdi sabah kalkıyorum, aynanın karşısında, ay o kendime bayılıyorum, böyle bir ip inceyim yani, her şey şahane. Ya ondan sonra ben akşam ne oluyorum da böyle bir anda hiçbir şeye sığamıyorum, bir yere gidecekken oradan buradan bir şeyler çıkıyor. Allah aşkına bu nedir? Ya işte bu gaz, gaz, gaz. Kilo fazlalığınız mı var? Göbeğiniz fazla mı çıkıyor akşamları özellikle? Yoksa sindirim problemleri mi yaşıyorsunuz? Kabızlığınız mı var? Özellikle kış aylarına girmekle birlikte ben hastalarımda da bunu çok görüyorum. Kabızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Sindirim problemleri yaşıyoruz ve bu da bizim yaşam kalitemizi inanılmaz kötü etkiliyor. O zaman konuya girmeden hemen bir VTR'miz var. Onu izleyelim, ondan sonra hemen başlayalım. Gaz sorununu yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Nasıl? Ne gibi? Asitli bir şeyler yediğim zaman gaz yapıyor. Ayran içtiğim zaman şişkinlik yapıyor. Kuru fasulye, bunlar nohut, bunlar yapıyor. Yediklerinizi kolay sindirebiliyor musunuz? Sindiremezsem şey yapıyorum, çorbaya biraz kimyon koyuyorum. Ilık su içiyorum, onun üstünde biraz geziyorum. Şişkinlik sorunu yaşıyor musunuz? Hamur işi fazla yediğim zaman oluyor. Bazen giydiğim giysiden de, giysinin darlığından falan da oluyor bende gaz problemi. Yani yoğurt falan bazen dokunuyor, ağrı yapıyor, işte şişkinlik yapıyor falan. O yüzden ben suyu bol içmeye çabalıyorum mesela. Yani vücudumun her tarafı şiş. Şiş olması bile öyle hissediyorum böyle. Bir balon gibi. Mesela gazlı iç çekiştiğim zaman mahvoluyor. Nasıl hemen? Şişkinlik yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Şu an şiş mi? Şişim bak. Evet. Evet. Sebze falan yediğim zaman da herhangi bir sorun yok. Et yediğim zaman bile hani eti hazmetmek ve ölüm geliyor. Bu ette artık ne varsa içinde. Sebze çok ağırlıklı yediğim zaman çok şişkinlik oluyor. Gaz oluyor. Karbonat atıyorum, rahatlıyorum. Ben hiçbir şey yemediğim halde böyle bir balon gibi şişkinlik oluşuyor, peklik oluşuyor. Daha çok baklagiller falan yediğimde gaz sorunu oluşuyor. Şimdi çok güzeldi değil mi sokak röportajları? Çok güzeldi. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten böyle benim arkadaşlarım var yani. Ay ne sen işte gaz yapıyor. Şekerim aslında bu kilo değil, gaz falan. bu oluyor. Bazen bir arkadaşım bana dedi ki blue jean alıyorduk. Dedi ki olmuyor pantolon. Dedi ki yok yok ben şimdi bunu alacağım. Yarına ben inerim şişim şimdi. Gerçekten ertesi gün giydi. Yani bunlar ne oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi aslında bağırsaklarımız vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesi. Sinir sistemimizdeki nöronlar kadar beyindeki nöronların yarısı bağırsak sisteminde var bir. İkincisi sadece gaz olarak düşünmeyelim bunu, bağışıklık sistemimiz için doğru düzgün kilo verebilmek için boşaltım sistemi ne kadar iyi çalışırsa vücut da o kadar iyi çalışır. Şimdi biz bağırsaklarımıza bakmayı öğreneceğiz bu programda. Biz doktorlar gazı çok severiz aslında. Gaz demek iyi çalışan bir metabolizma demek, iyi çalışan bir bağırsak demek. Hatta ameliyat olanlar vardır. Böyle ameliyattan çıktıktan sonra cerrahlar gelir gider gaz çıktı mı, gaz çıktı mı, gaz çıktı mı. O gaz ilk çıktığı zaman bütün cerrahi ekibi çok sevinir. Yaşasın hastanın bağırsağı çalışmaya başladı diye. Biz bu bağırsağın ne kadar önemli olduğunu son yıllarda idrak etmeye başladık galiba değil mi? Son yıllarda bağırsaklar genel sağlığın, metabolizmanın, bağışık sisteminin bir numaralı göstergesi ve bu bizim günlük yaşamda yediğimiz içtiğimiz yiyeceklerden o kadar etkileniyor ki. Şimdi bir insanın günde normal gaz çıkarması kaç tanedir biliyor musunuz Nergis Hanımcığım? Kaç tane? Yani herhalde böyle 8-9 falan öyle civarında. Midir? Aslında 14 tane gaz çıkarmayı biz normal kabul ediyoruz. Ama bunun üzerinde eğer oluyorsa, şişkinlik oluşturuluyorsa, kişi sık sık geğiriyorsa... Ay sayacak mıyız şimdi biz?
Bir bakın bakalım. Peki. Bu durumda bu gaz şikayeti sizin normal yaşamınızdaki sosyalitenizi etkiliyor olabilir. Çok o nedenle doğru. önlem Tabii. almak lazım. Zaten onu anlar kişi yani. Evet. Kendini rahatsız eden ortamlarda bir anda tabii ki bu sürekli sık oluyorsa bir problem var, var. Demek. Şimdi özellikle karbonhidrat içeren yiyecekleri yediğimiz zaman gaz ihtimali artar. Proteinlerde ve yağların gaz oluşturması karbonhidratlar kadar değildir. Evet. Çünkü şu gördüğünüz sağlıklı yiyecekler var ya, şu gördüğünüz sağlıklı yiyecekler. Bir görelim yiyecekler. Allah aşkına. Aslında bunları biz çok seviyoruz. Kuru baklagiller, işte kuru fasulye, nohut, mercimek. Burada görüyorsunuz Brüksel lahanası, kuru soğan, armut, patates, karnabahar ve süt, yoğurt, ayran. Bunlar ne yapıyor? Vücutta gaz oluşumunu tetikleyen yiyecekler ama aynı zamanda da çok sağlıklı yiyecekler. Şimdi biz bu yiyecekleri Tabii. yemeyecek miyiz? Yememiz lazım. Gaz oluşturmasın diye nasıl yiyeceğinizi birazdan anlatacağım. Şimdi bu yiyecekler hayatımızda tabii ki olacak. Bunlar çözünebilir ve çözünmeyen lif içeren yiyecekler. Lif ne demek? Bir kere bunun altını bir çizelim. Lif bizim sağlığımız için çok faydalı yiyecekler. Hani bir tekerleme vardır. Pazardan alırsınız bir tane. Eve geldim bin tane. Bunları da böyle bir tane erik yersiniz. Bir tane bu mideye girer olur 10 tane. Çünkü güzel. Lif içerdiği için bunlar açılır, sünger gibi büyür, süpürge gibi bağırsaktaki de bütün kötü mikroorganizmaları, o gazları alır götürür dışarıya atar. Aynı şey bakliyat için de mi geçerli? Kuru baklagiller için de geçerli. Bunlar çözünebilir lif içeren, yani biz yediğimizde jölemsi bir madde oluşturuyorlar ve bağırsaklarımızı, bütün sindirim sistemimizi kaplayarak atıyorlar. Yani güzel bir temizlik yapıyor bağırsakta. Çok önemli çünkü bağırsak bizim için, sağlığımız için çok önemli. Çok önemli. Ama biz bu yiyeceklerle birlikte eğer çok sık gereksiz antibiyotik kullanıyorsak, bu arada çok fazla abur cubur yiyorsak, paketli ve uzun ömürlü yiyecekler, gazlı içecekler yiyorsak, bunlar bağırsaktaki kötü bakteri sayısını arttırıyor ve bu liflerle birleşen bu kötü bakteriler bize rahatsızlık vermeye başlıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları günlük yaşamımızda tabii ki yiyeceğiz. Kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru soğan. Burada siz kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız. Çok dokunduğunu düşündüğünüz yiyeceği yerken üzerine kimyon serpeceksiniz. Ay çok severim. Siz? Ben çok severim kimyon. Çok güzel. Kimyon bir numaralı gazla savaşan baharattır. O yüzden anneannelerimiz, babaannelerimiz bunu hep kullanırdı. Ondan sonra böyle bir unutuyor insanlar bunu. Evet. Bunu her zaman kullanacağız kimyon. Kimyon. Özellikle mesela süt, yoğurt, ayran, kefir içinde laktoz dediğimiz bir süt şekeri var ki bu şişkinlik yapıyor ve gazı ve şişkinliği çok arttırıyor. Ama bunlar çok kıymetli yiyecekler. Hele hele yoğurt, kefir ve ayran içerisinde probiyotik dediğimiz iyi bakteriler var. Bunlar bağırsağa geliyorlar ve bağırsaklarımızı besliyorlar. Şimdi biz bunları gaz yapıyor diye yemezsek eğer iyi bakterilerin bir kısmını atmış oluyoruz. Hele hele bakın. Mayalılar, peynir, yoğurt, kefir, cacık, işte bunlar probiyotikler açısından son derece zengin. Ama siz de diyorsunuz ki ama hocam çok gaz yapıyor, bunu yemek istemiyoruz. Aynen. Ben de size diyeceğim ki bunu yiyin ama içine kimyon koyarak yiyin. Ya da üzerine ikinci bir gaz atan baharat vardır ki rezenemiz nerede rezene? İşte burada. Ah o rezeneyi ben Yasmin bebekken ne kullandım. Rezene bebeklere de verilir ya o gaz için şey için hem uyusun diye. Evet. Çok güzel söylediniz. O zaman hatta şöyle bir tarif verelim. Benim oğlum da doğduğunda çok gazlıydı. Biz de çok çektik. Hemen. Özellikle gebeler. Şu anda anne sütü verenler, çocuğu çok gazlı olanlar, çok gaz problemi yaşayanlar, hadi şu çay tarifimizi bir hadi alın yapalım. Ve bunu günde 3 fincan kadar süt veren anneler, çok gaz şikayeti olanlar da günde 3-4 fincan içebilirler. Şahane. Şöyle yapıyorum, rezeneyi siz de kullanmışsınız. Bir buradakinden tatlı kaşığı istersen kadar rezene koyuyorum. Şöyle 3-4 yemek aynen, kaşık, aynen. çay kaşığı Aha. kadar koyuyorum. Rezene. Rezene evet. neymiş? Bir numaralı gaz savar. Baharatlarımızdan kimyon 10 numara 5 yıldız. Buna ne koyuyoruz? Şöyle bir çay kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Tane kimyon. Tane Çünkü, kimyon. Evet. Ezilmiş olduğu zaman biraz karışıyor. O nedenle bir de kimyonu kullanırken
taze taze dövüp kullanmak lazım. İçerisindeki bu aromalar kaldığı zaman buharlaşıyor, uçuyor. O nedenle taze taze kullanmak çok önemli. Şahane aktarlarımız var. Gideriz en iyisini alır ezeriz. Ezeceğiz. Evet. Ve içerisine yarım çay kaşığı kadar anason koyuyorum. Eğer bebeğiniz varsa ve emziriyorsanız içerisine biraz da ısırgan koyduğunuzda bu süt veriminizi arttırır ve bu bir numaralı gassavar bir içecek olur. Ama bu da çok önemli. Isırgan da süt verimini arttırıyor. Arttırıyor. Isırgan, ben de kendi çocuğumu emzirirken çok sık kullanmıştım. Isırgan, tane kimyon, rezene ve anason. Anasonu yarım çay kaşığı kadar koyun. Biraz tadını değiştiriyor. Üzerine de suyumuzu ekliyoruz. Bunu bu şekilde yemeğe oturmadan önce demliyorsunuz, ağzını kapatıyorsunuz, bir havluya sarıyorsunuz sıcak sıcak için diye. Ağzını şimdi da, oldu. Ağzını bir şeyle kapatıyoruz. Bir çay bardağı. Evet, kapatın. Sonra bunu havluyla bir güzel sarıyorsunuz. Hı-hı. Yemeğinizi yedikten hemen sonra sıcak sıcak içiyorsunuz. Şimdi bugün mesela insanlar evlerinde çok güzel bir gün, tatil, işte yemekler yeniliyor, bir sürü bir şeyler yapılmıştır eminim televizyonun karşısında, orada burada. Hemen bunu mu yapıyoruz yani? Hemen bunu yapıyoruz. Eğer yemeklerden sonra özellikle çok fazla şişkinliğiniz ve gazınız oluyorsa bu üç baharatı mutlaka mutfaklarınızda bulundurun. Rezene, anason ve tane kimyon. Bir numaralı gassavar baharatlar bunlar. Bunları süper koyacağız. Tabii gaz diyoruz ama Nergis Hanımcığım, bazen bu gaz öyle bir ortaya çıkıyor ki gerçekten bizi paniğe sürüklüyor. Ne oluyor? Mesela geldi bağırsağı, sol taraftaysa bir sıkıştırıyor. İnsan kalp krizi geçiriyorum zannederek koşa koşa hastaneye, doktora gidiyor. Sağ bağırsağı sıkıştırıyor. Bir bakıyorsunuz sağ üst yan ayrısıyla acaba safra kesesi iltihabımı geçiriyor diye ben, koşa koşa bir gidiyorum. İki kere böyle bir şey yaşadım yani. İnsanlar hayatlarında yaşayabiliyor demek ki. Gerçekten evet, çok korktuğumu ve neredeyse hastaneye gidecektim. Evet, gaz sancısı gerçekten bazı hastalıkları taklit edebilir ve kişiyi çok ciddi endişelendirebilir. Şimdi burada sancısı demeden önce, şimdi karın ağrılarından biz çok korkarız. Tıpta karın ağrısı dediğiniz zaman altından bir gastroenterit çıkarabilir ya da işte bir gaz sancısı çıkabilir ama safra kesesi iltihabı, akut pankreatit gibi daha çok ciddi önemli komplikasyonu olan hastalıkları da çevirebilir. Siz bu şekilde bir karın ağrıdığında böyle bir sıcak su torbası yapıp koyun. Bir rezene, hı-hı, çayı için. Hı-hı. Baktınız ağrınız geçmiyor. Baktınız ateş var, bulantı, kusma var. Hemen en yakın acile gidip bir dahiliye muayenesi olmak gerekir. Tamam, bunu da o zaman yani yani göz ardı etmiyoruz. Hemen bunu bir anlıyoruz ve ona göre de hastanenin yolunu da tutuyoruz. Çünkü çok önemli. Bir de gaz, sindirim problemleri, hiçbir yediğinizi sindiremiyorsunuz, reflü şikayetleriniz var. Bununla birlikte ciddi kilo kaybı varsa, özellikle büyük abdestte kanlı dışkılama varsa, çok önemli, ya da erkeklerde kansızlık varsa ya da menopoz sonrası kadınlarda kansızlık varsa 45 yaş ve sonrasında aman ha aman kolon kanseri riski de soru işareti. Zaten biz 45 yaşından sonra bir kere kolonoskopi çekilmesini öneriyoruz. Sonra da 5 yılda bir bunun tekrarını tavsiye ediyoruz. Yani gaz, sindirim bozukluğu, şişkinlik deyip geçmeyin. Tabii ki biz genel önlemlerimizi aldık. Bizi artık çok fazla rahatsız etmiyor. Bunun üzerine durmayabiliriz. Ama son günlerde ciddi kilo kaybı varsa, beraberinde büyük abdestte kanlı dışkılama varsa, bunu görmeseniz bile gittiğiniz doktorda erkekseniz ve menopoz sonraki kadınlarda kansızlık varsa mutlaka araştırmak lazım. Bunun da altını bir çizelim. Tabii ki bir iç hastalıkları uzmanı olarak en doğru uyarıyı yaptınız. Gerçekten bunlar çok önemli. Yani artık biraz... Ama ben artık bakıyorum herkes sağlığına daha çok dikkat özen ediyor, gösteriyor. Siz doktorlarımız sayesinde ekranlardan. Gerçekten bu şimdi çok önemli. Şimdi doğru bir bilgiye şey ulaşmak çok çok önemli. Ben Instagram'da da sürekli paylaşıyorum. Hatta takip ediyorum. Öyle mi? Canısınız ben de sizi. Birbirimizi takip ediyoruz. Evet. Orada da yazıyoruz. Hatta geçenlerde bir hastamız şöyle geldi. Böbrek üstü bezinin fazla çalışmasıyla ilgili bilgilendirme yapmıştık. Yıllardır doktora gidiyorum. Kilo problemim var ama hiç araştırılmıyordu. Sizin bu bilgilendirmenizden sonra
sonra gittiğimizde böbrek üstü bezinde fazla çalışma çıkmış. Bak. Bana da teşekkür için geldi. Ay ne güzel. Çok mutlu oldum gerçekten. Oldunuz. Şimdi nanemiz var. Bu ne için ne yapacağız? Şimdi bir görelim. Şimdi bu nane var ya, bu nane. Nergis Hanımcığım bunu çok seveceğiz. Bu bir numaralı sindirim dostu sebzelerden bir tanesi. Zaten çok severim. Ayrıca da şöyle bir şey duydum, doğru mu? Kalsiyum açısından da mı zengin nane? Her açıdan zengin. Süper. Yeşil yapraklı sebzeleri seviyoruz. Folik asit diye bir asit var bunların içerisinde. Maydanoz, tere, nane, roka, dereotu. Damar koruyucu etkisi var. Şimdi bize gelen hastalarda biz check-up'lara bakıyoruz. O folik asitler o kadar yerlerde ki. Öyle bereketli topraklarda yaşıyoruz. Her şeyi demet demet alma şansımız var. Ama bunu çok kullanmıyoruz. Doğru. Yemek seçiyoruz. Ben de çok üzülüyorum. O nedenle diyorum ki yeşil yapraklı sebzeleri mutlaka bulundurun. Ama özellikle mide problemi yaşıyorsanız şu gördüğünüz nane salata olarak yemeklerinizin yanında olsun. Ben mesela onu normal salatanın içine de naneyi muhakkak katıyorum. Doğru bir şey yapıyor muyum? Yani kıvırcıkla beraber onu da karıştırıyorum naneyi her seferinde. Çok doğru, doğru yapıyorsunuz. Ama ciddi gaz problemi yaşıyorsanız rezene çayı için dedik ya. Bir de yemeğinizin yanına nane salatası koyun. Bu midenizi de bir rahatlatır. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bunları böyle bir doğrayacağız. Şimdi. Burada doğranmışı var hatta. Süper. Evet. Üzerine şöyle bir limon sıkacağız. Hemen şöyle koyalım efendim. Çayımızı alalım. Evet. Bıçağımız nerede? Bıçağımız hemen. Evet. Ah şekerim, ben yeni taşındım da buraya. Biz yeni kiracı. Ben şöyle elimle. Bir dakika. Al al tatlım, burada bak. Siz bunu ikiye bölün. Ben de elimle bunları şöyle bir parçalayayım. Zaten yeşillikleri galiba kesmeyip elimizle mi parçalayalım? Daha iyi olur. Şunu şunun içinde keseceğim. Kıyamam setime. Evet. Tam da C vitamini deposu. O kadar güzel bir yiyecek oluyor ki bu. Üzerine koyalım. Limonumuzu atalım. Limonu sıkıyorum. Sıkıyoruz. Atalım diyoruz. Ben böyle atarmışım limonu. Limonu attık içerisine. Birazcık çekirdeği var. Ben çekirdeğini de yerim, biliyor musun? Gerçekten limonu. Gerçekten. Aa, hiç beni rahatsız etmez. Üzerine birazcık yine kimyonumuzu atalım. Gaz problemimiz varsa. Biraz kırmızı biber koyabiliriz. Bakın çok az bir tuzla birlikte bunu karıştıralım. Hatta kimyon da koyuyoruz yani. Çok lezzetli olur. Tamam. Kırmızı biber, sumak, beraberinde limon, çok az bir zeytinyağı ve az tuzla bunu karıştırın. Ve yemeklerinizin yanında hazmettirici nane salatası olarak bunu kullanın. Gerçekten yemek sonrası o yaşadığınız mide problemlerinin ne kadar azaldığını göreceksiniz. Ama diyelim ki limon midenizi kötü yapıyor. Kötü o yapıyor. Zaman koymayın. Burada kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Özellikle sırta vuran ağrılarda, yemek sonrasındaki ağrılarda yemek borusunun içerisine bu reflü dediğimiz mide içeriğinin geriye dönmesi durumlarında da mutlaka endoskopi, kolonoskopi bir gastroenteroloji doktoruna başvurmak da gerekiyor. Sırta vuran ağrılarda. Sırta vuran ağrılarda. Ya da bu hani şey bir şöyle şuraya bir gelir, burada bir yanar. Burada bir yanma yapar. Bu daha sonra öksürüğe çevirir. Biz hep şunu söyleriz, hastalıktan değil geç kalmaktan korkun. Doğru. Arabamızı bile yılda bir kere bakıma götürüyoruz. Kendimiz de yılda bir kere bir dahiliye uzmanına gidip genel bir muayene olmak gerçekten artık gerekiyor ülkemizde. Evet, çok doğru. Bunu unutmayacağız. Böyle işte ben yeni taşındığım için kasem falan bugün birazcık böyle oldu. Böyle. Şimdi evet, konularımız devam edecek ama kısa bir ara veriyoruz şimdi. Evinizin mutfağında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal reçeteler. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya kilo almamızı engelleyecek iştah kesen çayın tarifini veriyor ve tok tutan 5 yiyeceği açıklıyor. Kasım ayında burçları neler bekliyor? Doktor astrolog Şenay Devi yeni ayda para, aşk ve sağlık konularında burçların başına gelecek olayları tek tek anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Evinizin mutfağında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal reçeteler. Kağıtları, kalemleri hazırlayın.
iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya kilo almamızı engelleyecek iştah kesen çayın tarifini veriyor ve tok tutan 5 yiyeceği açıklıyor. Kasım ayında burçları neler bekliyor? Doktor astrolog Şenay Devi yeni ayda para, aşk ve sağlık konularında burçların başına gelecek olayları tek tek anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Evet, tekrar birlikteyiz. Ama şimdi kağıdınızı, kaleminizi hazır tutun köşede. Çok güzel bir tarif verecek Doktor Ayça Kaya. Ama ondan önce bir de bizim hani böyle yaptığımız yanlış davranışlar var. Kilo aldırıyor onlar bize biz farkına varmadan. Önce isterseniz bir bakalım halkımız bu konuda ne demiş Ayça'cığım görelim. Ondan sonra da stüdyomuza dönüp konuşalım. Televizyon karşısında atıştırırım. Fazla atıştırmam. Sevmiyorum. Öyle huyum yok. Kuru yemiş mesela yiyorum. Çekirdek özellikle çok yiyorum. Onu yapıyordum kestim. Ne yediğimin farkında değilim. Maç seyrederken hele. Hele bir de Fener maçı olduğu zaman ne bulsa gülüyor sinirden. Böyle farkında değilim. Bir tabak mesela diyelim çerez koyuyorum. Diyorum ki bir avuç yiyeceğim ama bir bakıyorum tabak bitmiş. Ama o dizilerde şeyler heyecandan farkında değilim. Alışverişe çıkarken tok mu çıkarsınız aç mı? Yani tok çıkmaya çalışıyorum aç çıkınca çünkü. Ne oluyor? Her gördüğünü yemek istiyorsun. Vallahi tok çıkınca yürüyemiyorum. Aç karnına gittiğin zaman koşarım. Tok gittiğin zaman yürümek bile istemem yatıp uyuyayım. Tok gitmeliyiz. Aç gidersem aç gidersem artık daha çok fazla şey yerim. Sizce kilo aldıran sebepler neler size göre? Midemi çok doldurduğum zaman kilo alıyorum. Gece belli saatten sonra mesela 7'den sonra yediğim zaman kilo alıyorum. Biraz geçirdiğim rahatsızlıklardan, kullandığım ilaçlardan da oldu. Yediklerimiz gıdalarda katkılardan. Hamur, ekmek alıyoruz katkılı. Et alıyoruz katkılı. Ne bileyim sebze alıyoruz hormonlu. Hepsi bunlar birbirine bağlı. Evet, şimdi doktorumuz Ayça Kaya bizlerle birlikte ve şöyle bir şey var. Zaten bir kısmını halktan kişilere böyle sorulduğunda hemen söylediler bu listede olan şeyleri. Mesela canı sıkıldıkça buzdolabını açan ve oraya bakınan insanlar. Ya şimdi Nergis Hanımcığım şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Türkiye Avrupa obezite gelişimi açısından birinci sıraya oturmuş durumda. Çok korkunç. Halkımızın %32.4'ü obez yani her 3 kişiden biri kilo problemi yaşıyor. Çok kötü. Ve durum böyle olunca biz böyle hemen diyet listelerinin peşine düşüyoruz ya diyorum ki düşmeyin. Önce şu hatalı davranışlarınız neler? Hadi bunları birlikte gözden geçirelim. Mesela Nergis Hanım dedi ki ben dedi acıktığımda ne yapıyorsunuz? Buzdolabının önüne. Evet gidiyorum. Gidiyorum yani hemen. Daha doğrusu canım sıkıldığında. Böyle canım sıkılıyor mesela bir gidiyorum gezinirken bir de buzdolabını açıyorum. Bakıyorum oradan hop bir şey alıveriyorum. O zaman biz bugün şunu söyleyelim. Buzdolabı sizin dostunuz, kankanız değil. Değil. Buzdolabı sadece evdeki bir araç, tıpkı kaşık gibi, tıpkı bardak gibi. Buzdolabını ne zaman kullanacaksınız? Ya yemek yaparken bir yiyecek almak için ya da kalanları koymak için. Bir sayın bakalım. Günde kaç kere buzdolabının kapağını açıp kapatıyorsunuz ve neden açıp kapatıyorsunuz? Ben bunu yapacağım. Hatta listeliyim hemen. Yaptıkça oraya not alayım. Aynen. Şundan dolayı açtım kapattım gerçekten. Evet. Yani buzdolabı nasıl ki işime ihtiyacımız yokken gidip evdeki tabakları şöyle bir elimiz alıp bakmıyoruz değil mi? Buzdolabının sadece ihtiyacınız olan bir maddeyi koymak için ya da ihtiyacınız olan bir maddeyi almak için kullanacaksınız. Yani günde en fazla 3 ya da 4 kere açıp kapatacaksınız. Oo, bir anda hocam çok ağır oldu bu. Peki deneyelim. Çünkü benim bir sözüm vardır Nergis Hanımcığım. Hep derim ki ağaca çıkmak istiyorsan aya uzan. Biz 4-5 diyelim onu geçmeyin. Çok tamam doğru. Mı? Tamam doğru. Bu güzel oldu. Evet. Yemek sırasında çatal bıçak kullanmamak. Ya evet. Da kullanmak yani hangisi doğru? Yemek sırasında bakın size bir cümle söyleyeceğim. Lütfen bunu bilinçaltınıza yazın.
Yiyeceğe dokunmayın. Yiyeceğe dokunduğunuzda lokmanız büyür, iştahınız artar. Mesela. Almak. Durmadan böyle doğru. Evet. Bir lahmacun sarıp yediğinizi düşünün ya da çatal bıçakla keserek yediğinizi düşünün. Daha tatmin eder çatal bıçak böyle ufak ufak yiye yiye evet. Daha çok yedim duygusu oluşturur. Evet. Mesela ne yiyeceksiniz? Leblebi yiyeceksiniz. Hı hı. Şimdi biraz ütopik olacak ama ne yapıyoruz? Televizyonun karşısına alıyoruz pıt 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 atıyoruz. Hı hı. Elinizle alırsanız eğer bakın şöyle atarsınız. Ama bunu bir çay kaşığıyla yediğinizde... Böyle yersiniz. Bayağı değişik bir alışkanlık şekline dönüşüyor ve güzel olur. Evet, yani yiyeceğe dokunmayın. Anladım. Ekmeği bile gerekirse çatal bıçakla kesin. Yiyeceğe Anladım. Dokunduğunuzda lokmanız büyür, iştahınız artar, yeme hacminiz daha fazla olur. O nedenle bugünden itibaren yiyeceklere dokunmayalım. Tamam, bu da önemli bir bilgiydi. Televizyon karşısında atıştırmak. Hadi bakalım. Kimler yapıyor bunu? Ben. Ya şimdi tabii eşler de yapıyor değil mi? Ama hanımlar da yapıyor. Ben kabak çekirdeği yiyorum. Ya bir yemek kaşığı kabak çekirdeği bir tatlı kaşığı yağ yemeniz anlamına gelir. Kalorisi öyle bir yüksek ki. Halbuki bağırsağımı çalıştırır falan diye de kendimi böyle bir kandırıyordu. Gerçekten mi? Evet, yiyecekleri ilaç gibi düşüneceksiniz. Çok yerseniz zehirlenirsiniz, az yerseniz beslenirsiniz. Bir yemek kaşığı kabak çekirdeği evet. Ama... Bunu böyle kaselere doldurup önünüze alırsanız işte bunlar fazla yağ olarak vücudunuzda depolanır. Hele hele akşam dizi karşısında hareket de azalıyor, metabolizma da yavaşlıyor. Salatalık mı yiyelim mesela? Bir alternatif sunun bize. Ben size diyorum ki akşam yemeğinden sonra kendinize lütfen çiğneme eylemi yaptırmayın. Peki. Bunu yapmayın. İçin. Bitki çayı için, ıhlamur için, ada çayı için ama yeme eylemi lütfen yapmayın. Şimdi insan aynı anda üç duyusunu birden çok aktif kullanamıyor. Mesela biz televizyon seyrederken gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor ama siz tat duyusunu devreye soktuğunuzda ne yiyip yediğinizin farkında bile değilsiniz. Doğru. Çok doğru. O zaman doğru ıhlamur içelim. Tamam içmeyle yer değiştirdik. Güzel ada çayı içelim. Onu da sanırım çok fazla değil böyle. Belli bir miktar var değil mi ada çayını? Ben hatta geçenlerde Instagram'a da koymuştum. Şunun iki katı büyüklüğünde bir bardağın içerisinde. Bu da insanın gözünü çok doyuruyor biliyor musunuz? Ada çayı yapraklarını koyuyorum ya da ıhlamur yapraklarını. Üzerine sıcak suyu koyuyorum. Akşam yemeğinden sonra bunu elime aldığımda... Bu benim yeme eyleminin bitmesi konusunda bana bir uyarı veriyor. Bunu davranış haline getirdim Tutmuş aslında. Da oluyorsunuz bir şeyi hem de avucunuzda. Hem de sıcak sıcak. Evet doğru. Hele hele böyle ıhlamur papatya o da bir rahatlatıyor. Günün yorgunluğunu üzerinizden alıyor. Bu şekilde siz de benim gibi cam bardağın içerisine böyle yaprakları koyun. Üzerine de sıcak suyu koyun ve rahat rahat için. Uyumaya gitmeden bir mutfağa uğramak. Ya en büyük kilo aldıran hatalı davranış bu. Uyumaya gitmeden önce mutfağa bir uğruyorsunuz. Akşamdan kalan sarmaları ağzınıza atıyorsunuz. Tabii, bir dilim börek görüyorsunuz. Atıveriyorsunuz. Sonra uyumaya gidiyorsunuz. Uyuyunca ne oluyor? Göz kapanıyor, kulak kapanıyor, çene kapalıyor ama zavallı mide, bağırsak, pankreas çalışmaya devam ediyor. Lütfen pankreasınızı, safra kesesinizi dinlendirin. Çok doğru. Uyumadan önce tam mutfağa gidiyorsunuz ya hemen geri dönün. Çok doğru, çok doğru. Bu özellikle bu çok önemli. Gerçekten sağlığımız açısından en önemli bilgilerden biri bu. Yani uyumaya gitmeden midemiz boş gideceğiz. Hazmetmiş yemeğimizi. Aç karnına sofraya oturmak. Saldırıyorsun tabii yani. Evet, şimdi eskiden annelerimiz ne derdi bize? Çocuğum aç karnına sofraya oturma. Niye? Yaptığı yemeği bize daha çok yedirmek için. Tabii biz o zamanlar sokakta oynayan çocuklardık. Benim annemin de kulakları çınlasın en sık kullandığı cümlelerden biri buydu. Aç karnına aman çocuğum yemekten önce bir şey yeme, şimdi yemek yiyemezsin. Ha, tok karnına oturma. Aha. Yani sokakta bir şey yeme, gel buraya benim evde yediklerim, ye, daha çok ye şeklinde. Şimdi artık devir değişti. Biz artık sokakta oynayan çocuklar değiliz. Çok aktif hayatı olan insanlar değiliz. Genellikle bedenlerimiz oturuyor, beyinlerimiz çalışıyor. O zaman yeme miktarını azaltmamız gerekiyor. Size diyorum ki yemekten önce frene basın. Bir bardak ayran, leblebi, sütlü kahve gibi bir şey içtiğinizde yeme haciminiz daha az olur. Ne kadar zaman önce yemekten? Bir hemen, saat önce. Hayır hayır yarım saat önce, 10 dakika önce, 15 dakika önce. Çok aç oturursanız eğer iki tabak yerseniz
Ama yemekten önce bir ayran içtiğinizde, hatta salatayı biraz tırtıkladığınızda, üzerine bir bardak su içip sofraya oturduğunuzda yeme ihtiyacının azalması size daha az hacim yedirir. Çok doğru. Demek ki ne yapacağız? Yemekten önce, biraz önce ya bir işte böyle bir sütlü kahve ya da efendim bir ayran. Ayran çok seviyorum ben. Hem de o böyle bir dolduruyor da bir insanı, değil mi? Bir tok tutuyor yani. Gizli yemek. Onu yapmıyorum. Evet. Hiç yapmadım hayatım. Vallahi göstere göstere yiyorum yani. Hiç öyle bir gizli yemek durumum yok. Şimdi aslında bu bilinçaltına verilen komutlardan bir tanesi gizli yemek. Yani kimse görmüyorsa aslında yemiyorum düşüncesi. Ha. İnsanlara göre yani, evet, bir davranış şekli aslında yanlış. Şimdi mesela şunu görüyoruz. Kişi misafirliğe gidiyor. Gün var, pastalar, börekler ortalıkta. Orada yemiyor. Çok dikkat ediyor filan. Ama eve geldiğinde o kadar üzülüyor ki birden kendini buzdolabının karşısında buluyor ve abartılı yeme dediğimiz eline ne getirirse mideye atmaya başlıyor. Bu gizli yemek konusuna lütfen dikkatli olun ve birçok kişi bunu yaptığının farkında değiller. Evet, sanırım, ve bu aslında biraz da böyle psikolojik bir rahatsızlığa doğru da ilerliyor. Evet, değil mi? Abartılı yeme dediğimiz, binge eating dediğimiz yeme davranış kusurlarına giriyor. Yani siz de bir yere gittiğinizde herkes gibi oturup yiyin ve eve geldiğinizde daha fazla yemeyin. Ve özellikle gizli yediğiniz zaman bunu kimse görmeyebilir ama vücudunuz görüyor, bunu unutmayın. Tamam, hemen sonuncuyu da söyleyeyim. Söylüyorum. O zaten hep senin söylediğin şey Ayça'cığım. Yani su olayı çok önemli bizim için, değil mi? Su, bol bol su içmek. Su içmeyi biliyoruz ama bunu yapmıyoruz. Bakın bugün kabızlığın, dolaşımın yavaşlamasının en büyük nedeni doğru su içmiyoruz. Evet. Bir de halk arasında öyle yanlış bilgiler dolaşıyor ki Nergis Hanımcığım, diyor ki yemekten önce su içme, yemek sırasında içme, yemekten sonra içme. Bunlar insanın bilinçaltına girmiş. Zaten biz toplum olarak su içmeyen bir milletiz. Bir de bu i̇yice kısıtlamalar gidiyor. Bizi iyice götürüyor. Ben size diyorum ki yemekten önce, yemek sırasında ve yemek sonrasında ikişer bardak su içmeye özen gösterin. Ben de diyorum ki biz bunları konuştukça şu iştah kesen çay var mı? Var, böyle bir tarifimiz var mı? Oraya hadi gelin, doğru geçelim. Gidelim mi? Hadi İştahınız gelin, çok hadi açık, gelin, kendinizi kontrol edemiyorsunuz, yemeğe doğru gidiyorsunuz. Durun, gitmeyin. Gitmiyoruz. İşte bu çayı yapın kendinize. Çok basit. Bakın çok fazla bitkiyi karıştırmaya gerek yok. Herkesin mutfağında olabilecek yeşil çay tam bir mucize. Gerçekten metabolizmayı hızlandırdığı gösterilmiş yegane çay bu yeşil çay. Bir tutam göz kararı atıyorum. İçerisine rezene ne yapıyor? Mide bağırsağımızı bir rahatlatıyor, doygunluk sinyali veriyor. Ve o gaz problemlerine de biraz önce konuştuğumuz gibi. Görüyor musunuz şu güzelliğe bakın Nergis Hanımcığım, çok ne kadar güzel. Güzel. Ben hepsini çok seviyorum zaten bunların, yani çaylar, bakın, otlar. Ay şahane, evet, kokuyor gerçekten. Ya. Bir de içerisine zencefil atıyoruz. Tam bir bağışıklık dostu. Kış da geliyor artık. Taze zencefil. Taze zencefil. Taze zencefilimiz de var. Ne yaptık? Yeşil çayımız, rezenemiz, taze zencefilimizi koyduk. Üzerine de sıcak suyumuzu ekliyoruz. Gözünüz döndü. Yemeğe gidiyorsunuz. Kendinizi tutamıyorsunuz. Durun. Hemen bu çayı yapın. Önce bu çayı için. Bu çayı içtikten sonra da kendinize bir sorun. Hala yeme isteğiniz var mı yok mu? Bu da çok önemli. Kendimizle de bir şöyle bir konuşalım, bir bakalım ne oluyor. Ama gerçekten bu zencefil zaten neyin içine girerse müthiş bir lezzet veriyor. Üstüne zaten bu yeşil çay ve artı rezene başka bir aroma veriyor. Hepsi karıştığı zaman kesin çok güzel olacak. Bir deneyeyim bakayım. Koyayım mı şöyle bir tadına bakmak ister misiniz? Evet, bakacağım tabii ki. Şöyle tabii demlendi bir 3-5 dakika daha tutsak daha tamam, iyi olur ama zamanımız olsun, olmayabilir. Bakalım. Canlı yayın. Bakalım. Ay bak, çok fazla tutmamamıza rağmen çok güzel hemen bir kokusu çıktı var. Ay canım hiçbir şey istemiyor artık. Aa, o zaman bir alkış. Vallahi. O zaman bir alkış istiyoruz. Ay bir tokluk, bir tokluk. Ama gerçekten tadı çok güzel. Ben bunu içtikten sonra gerçekten yani bu beni tatmin edecek diye düşünüyorum. Bu akşam televizyon karşısında bunu deneyeceğim Ayça'cığım. Söz mü? Söz veriyorum. Kulaklarımı da çınlatın. Bundan sonra hep çınlatacağım. Söz veriyorum. Canımsınız. Hemen tok tutan yiyeceklere geçelim. Hadi geçelim. Ne yesek de bir doysak. Evet. Ne yesek de değil mi, daha az yeme ihtiyacımız olsa. İşte size 5 tane tok tutan yiyecek. Çok severim. Yumurta. Görüyor musunuz? Bu çok tatlı, çok.
Yapılan araştırmalara göre güne haşlanmış yumurta yiyerek başlayanlar gün içinde 400 kalori daha az yiyor. Aa, ben vallahi yerim, yumurta yiyerek başlarım. Çok severim. Aa, çok severim. Siz siz olun. Özellikle çocuklarınıza en ucuz protein kaynağı. Herkesin evine girebilir. Günde bir tane haşlanmış yumurta kayısı kıvamında yapın ve afiyetle yiyin. O gün daha az yeme ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Birincisi Yasmin neymiş? Bunu duyuyor musun? Ona yediremiyorum çünkü sabah. Yemiyor mu? Vallahi sabah yediremiyorum. Çok severim ben yiyorum. Ben de yumurtasız bir hayat düşünemiyorum. Gerçekten mucizevi yiyecekler. Şöyle alalım mı şöyle? Niye evet. O kadar uzağa götürdük? Gel şöyle. Evet. Evet. Şimdi ikincisi yulaf. Bakın bu yulaf o kadar kıymetli bir yiyecek ki sevgili dostlar. Eskiden hayvanlara yedirirlermiş galiba. Evet, hayvanları da yedirirler ama yani biz de yeriz. Hayvanlar neleri yiyor onların yediğini ya, biz de yiyoruz. Ya. Otları yemiyorlar mı? Bunun içerisinde beta glukan diye bir madde var ki bağışıklık sistemini onarmada bir numara. Aynı zamanda lif oranı çok yüksek. Yani midenize girer, bir ağzınıza girer bir tane, midenize girer 1000 tane. Vücutta sünger ve süpürge etkisi yapacak. Bağışıklığı kuvvetlendirecek en önemli tok tutan yiyeceklerden bir tanesi de yulaf. Çünkü biraz böyle bir şişiyor sanırım. Bir de yine bağırsakları temizlemede de iyi midir yani? İnanılmaz iyi. Bütün o kötü bakterileri, bütün o kokuları alıyor götürüyor. Çok çorbalarınıza birer kaşık ekleyebilirsiniz. Özellikle ikindi ara öğününde yoğurdunuzun içerisine koyabilirsiniz. Akşam yeme ihtiyacının bile daha azaldığını göreceksiniz. Yoğurdun içine koyduktan sonra mesela kimyon da serpebilir miyiz? Ne kadar güzel olur. Çok güzel olur. Bak, hem de bunu gazı da artar. Gazı deneyeceğim. Atar. Süper. Hele öyle bir yiyecek var ki leblebi. Yağ oranı sıfır. Karbonhidrat ve protein açısından son derece dengeli. Sarısı mı beyazı mı? Bunu hep merak etmişim. İkisi de olur. Şimdi benim erkek kardeşim diş hekimi, beyazını yiyin dersem kırılır kıvanca gidersiniz. dişler sağlamsa beyaz yiyebilirsiniz. Değilse sarı yiyebilirsiniz. Ama tabii beyaz daha böyle yeme duygusunu tatmin ettiği için dişiniz sağlamsa beyaz leblebi, değilse sarı leblebi, ama ikisinin de kalorisi aynı. 4 kaşığı, 1 dilim ekmek, 1 porsiyon et grubu olarak düşünebiliyoruz. Yani 4 kaşık leblebi yediğinizde 1 dilim ekmek yemiş oluyorsunuz. Tamam, güzel. Ondan sonra da zaten o seni bayağı bir tutuyor mideni yani. Güzel. Hele hele bu leblebiyi yoğurtla birleştirin, ayranla birleştirin. 2 saat tok kalacağınıza 5 saat tok kalırsınız. Hemen deniyoruz. Bunları deniyoruz. Ayranla leblebi. Ayran zaten beni gerçekten tok tutuyor. Biraz da yanına leblebi şahane olur. Şahane. Çok bakın doğru. Burada neyimiz var? Ayranımız var. Sütümüz var. Sütlü kahvemiz var. Şimdi. Şimdi bunun ikisi. Bunu seveceğiz. Bunlar çok tatlı. Evet, çok ciciler. Şimdi bir fincanın içerisine bir bardak süt koyacağız. Isıtacağız. Üzerine bir çay kaşığı Türk kahvesi koyacağız. Türk kahvesi. Evet. Türk kahvesi kafein içeriği nedeniyle gerçekten metabolizmayı hızlandırıyor ve bizi tok tutuyor. Süt de arkadaşlar içerisinde protein, karbonhidrat, yağ olan yegane yiyeceklerden bir tanesi. Bunun ikisini böyle birleştirdiğinizde sütlü kahve çok tok tutuyor. Hatta Instagram'dan yorumlar geliyor, bazen fotoğraf gönderiyor takipçiler, şey diyor, hocam sütlü kahve görüyoruz, sizi düşünüyoruz. Türk halkına sütlü kahve içmeyi öğreten doktor oldunuz diye. Ama gerçekten neden bazı şeyler mesela bize bir yerleşmiş? İşte kahve, ille onu işte suyla fincanda küçük içeceksin, Türk kahvesi. Evet, tamam, ama biz kahveyi bu şekilde de kullanabiliriz. Yani hem de kendi kahvemiz, Türk kahvesi. Evet. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Bir şey diyeceğim. Okullarda bizim, yani benim küçüklüğümde, ay çok da fena yaşım çıkıyor bunları söyleyince, ama gerçekten sınıf sınıf gezerdik ve yerli malı haftası yapılırdı. Değil mi? Ve doğru. Gerçekten öyle. Türk kahvemiz var. Bu arada mutfaktan bir kokular geliyor. Özellikle geliyor değil mi? Neler yapıyoruz? Neler yapmıyoruz ki, nerede salalım? Ama sizi de dinleyerek yapmak bu arada çok daha lezzetli açıkçası. Şimdi efendim, neler yaptık? Ayvalı dana etli kavurma yaptık, hazırladık. Ve şimdi hepsi pişti ama diğer taraftan da tabii bununla da bitiremedim ben. Kenarda şöyle birkaç tane de mantar kalmıştı. Hemen o mantarları da güzel bir zeytinyağında sote ettim. Birazcık da sarımsak. Ayça Hanım da böyle bahsederken dedim ki ya bir dakika, hemen bu sarımsağı da değerlendirelim mantarla birlikte diye düşündüm. O yüzden bu akşamın yemekleri böylece hemen hemen hazırlanmış oldu. Ama çok önemli bir lezzetimiz var aslında bizim bugün.
zeytini ızgaraya atıyoruz. Bugüne kadar zeytin sadece kahvaltılara girdi ama biz bugün ne yapıyoruz? Zeytinimizi ızgaraya atacağız. Bakalım ızgarada nasıl bir zeytin alacak, nasıl bir hal alacak ve tadını nasıl beğenecek misiniz? Şimdi salamura bir zeytin düşünün. Kendiniz zeytini alın elinize. İçerisinden bu marketlerde satılan biberli zeytin dahi olabilir. Biberlerini çıkartın ama sonra biberlerini sakın atmayın. Onları da salatanın içine koyacağız. Hazır bu kadar sağlıklı konuşmuşken şimdi zeytinlerin içindeki biberleri çıkarttık. Bir tost makinesi. Tost makinenizi sıcak bir hale getirin ve başlayın zeytinleri tost makinesine dizmeye. Şimdi dizme işlemini yapıyoruz. Çatır çutur sesler gelmeye başlayacak şimdi. Sakın korkmayın. Zeytin tuzlu bir ürün olduğu için ne kadar suda bekletirseniz bekletin, o tuz oranı ve yağ oranı dolayısıyla çat 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 sesler gelecek. Birazcık tost makinenizde kararma işlemi göreceksiniz ama onda da telaş yapmayın. Onu da çıkartmak çok kolay. Hemen ne yapacaksınız? Böyle bir durumda yapacağınız şey çok basit aslında. Birazcık sirke. İşiniz bittikten sonra sirkeyle makineyi sildiğiniz zaman o siyahlık da böylece tost makinenizden gitmiş olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinlerimizi tost makinesine koyduk ve basıyoruz. Çıtır çıtır sesler geliyor. Şimdi onların ızgara olmasını bekleyeceğiz. Zeytini ızgara yaptıktan sonra diğer tarafta benim haşlanmış pancarlarım vardı. Ve haşlanmış pancarlarımı da güzel bir şekilde doğradım. Doğrama işlemini de yaptıktan sonra ve yayından önce, bu arada sohbetler devam ederken zeytinleri ızgaraya koymuştum. Şimdi siz de görüyorsunuz nasıl lezzetli duruyor değil mi hanımlar? Reklam arasında da baktıracağım bu arada tadını size. Evet, zeytinlerimiz de ızgaraya girmiş oldu. Ama zeytinleri ızgaraya koyduktan hemen sonra mutlaka ömrümüzü uzatan zeytinyağı. Zeytinyağını zeytinlerimizin üzerine koyuyoruz ve bu şekilde bekletme işlemi yapıyoruz. Diyelim ki çok acil bir misafiriniz geldi ve gerçekten hızlı bir lezzet hazırlamak istiyorsunuz. Biraz da farklı olsun diyorsanız şayet o zaman zeytinleri alın ızgaraya atın. Sonra da onları güzel şöyle konserve gibi bir kavanoza kapatın. İçerisinde de zeytinyağı ama zeytinyağı tabii ki sarımsak da güzel olur değil mi zeytin hanımlar? Sarımsağımızı da koyduk. Bu arada ben genelde mutlaka Ayça Hanım da buna tebrik edecektir beni. Taze kekik kullanmaya gayret ediyorum. Ya da kullanmıyorsam da şayet kendi kekimi kendim kurutmaya gayret ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ne kadar hızlı bir tüketimle ürünler bize fabrikasyon olarak gelmezse o kadar daha lezzetli olur. O yüzden de benim için yemek demek lezzet demek. Şimdi zeytinlerimiz hazırlanmışken bu şekilde biz de ne yapacağız? Bakın şimdi hemen zeytinler iz almaya başladı. Evinizde diyelim ki ızgaranız var. Sadece tost makinesinde değil ya da döküm bir tavanız var. İlla ki tost makinesine yapmak zorunda değilsiniz. Ama döküm tavada yapacaksanız şayet etrafa çok fazla sıçrama yapar. Çünkü tuz oranı dolayısıyla. Ondan dolayı bence tost makinesi hemen hemen her evde var. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Pancar dışında yeşilliklerimizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinlerimizin içerisine, ızgara yaptığımız zeytinlerin içerisine sarımsağımızı koyduk. Zeytinyağını koyduk ve şimdi kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Pancarlarımızı da doğradık. Çok güzel. Onları da hemen koyuyoruz. Ve tabii bir salatanın olmazsa olmazı yeşillik değil mi? Nane, fesleğen, reyhan ne varsa evdeki ve eldeki malzemelerden mutlaka katın içerisine. Çünkü bu güzel salata hem bir ızgara tadı almış olacaksınız hem de aynı zamanda da lezzetli mi lezzetli misafirlerinize bu ne dedirtecek bir lezzet hazırlamış olacaksınız. Şahane. Değil mi? Çok elinize sağlık, harika. Ne demek? Sizden donayı almak tabii sevindirdi beni şimdiden. Tadına bakacağız. Tabii. Şimdi bununla da bitmeyecek tabii ki. Zeytinyağımızı birazcık daha fazlalaştıracağız. Çünkü bir salatada biliyorsunuz zeytinyağı ne kadar bol olursa o kadar daha lezzetli oluyor. Bir de tabii olmazsa olmaz nar ekşisi. Nar ekşisi de girdi mi içerisine? Şimdi Ayça Hanım kızacak ama biraz tuz koyabilir miyim? Koymasak mı? Yok, yok koyun. Evet, aslında koymuyoruz efendim. Neden? Çünkü zeytinlerimiz zaten tuzlu. Evet, aslında siz de mutlaka ve mutlaka zeytini tüketirken tuzu biraz uzaklaştırın. Diğer lezzetlerde kullanabilirsiniz.
Ama hem zeytinyağı hem de nar ekşisi, birazcık da limon suyu koyduğunuz zaman zaten buyurun size ızgara zeytin salatası. Hiçbir yerde olmayan. Ellerinize sağlık. Ne demek? Ay şahane. Çok güzel. Ben bir de pancarı çok severim. Tansiyon hastaları için özellikle tuzsuz pancar rendeleyip yeşil elmayla karıştırıp yiyebilirler. Vücudu inanılmaz güzel dengeliyor. Tam da zamanı artık kök sebzelerden. Mutlaka mutfaklara sık sık girmesi gerekiyor. Şahane. Hatta bu salatanın içerisine, çok özür diliyorum, bu salatanın içerisine pancarın sapını da koymak çok daha lezzetli hal alır değil mi? Sağlık. Şahane. Sağ. Ya çok güzel bilgiler edindik. Ayça'cığım çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür tekrar bekliyorum. Her zaman. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni ayda sağlığımız, ekonomik durumumuz ve ilişkilerimizde bizleri neler bekliyor? Doktor astrolog Şenay Devi'den hayatınızı kolaylaştıracak tüyolar geliyor. Sakın ekran başından ayrılmayın. Birazdan Nergis zamanında. Ah, bu anı ne kadar beklediğinizi biliyorum. Ben de bekliyorum. Tabii ki konuğumuz çok önemli, astrolojide önemli bir isim. Astrolog Doktor Şenay Devi bizimle birlikte. Hoş geldin Şenay'cığım. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Hepimizin kutlu ve sonsuz olsun inşallah. Kesinlikle. Ben hemen konuya girmek istiyorum çünkü gerçekten balık burçları çok üzülüyorlar çünkü. Hani sona son kalıyoruz falan ama bundan önce bir kısa şeyi sormak istiyorum ben. Bu aralar böyle gökyüzü hareketlerinde ne vardı? İnsanlar bir yerlerini kırıyorlar, bir şeyler oluyor. Böyle bir şey var mı? Var. Bununla ilgili ben Ağustos ayında bir makale yayınlamıştım. Astrolojinin görevi rehberlik etmek. Hı hı. Kova aslan aksında gerçekleşen tutulmalar özellikle kova ve aslan yerleşimine sahip kişilerin hayatlarında trajedik olayları tetikledi. Sağlık problemleri, tanınmış insanlar, liderlerle ilgili konularda bir dizi sınavdan geçtiğimiz enerjiler söz konusu. Tutulmalar astrolojide çok önemli çünkü bizi 6 ay boyunca etkiliyor. Yani tutulma oldu, bitti, her şey akışında devam etmiyor. Ha. Şu anda da Venüs geri hareketli olduğu için, Venüs sadece güzelliklerle ilişkili değildir. Çok fazla yanlış bilgi var. Hı-hı. İşte estetik operasyonlardan uzak duralım, şunlar bunlar Hı-hı. gibi. Tabii ki güzelliklerin tanrıçası, güzel olan her şeyle ilişkili ama aynı zamanda savaş ve mücadeleyle de ilişkilidir Venüs. Bu dönemde hastalıklar, geçmişte tedavi edilmiş, yarım kalmış sağlık sorunları, 16 Kasım'a kadar da Venüs geri hareketli olacağı için sağlıkla ilgili kazalar, problemler, ilişkilerde beklenmedik skandalların ortaya çıktığı bir dizi sınavdan geçiriyor bizi. Ya gerçekten de oluyor. Bu ne kadar enteresan bir şey. Yani ben bunu okuyorum, sende de okuyorum, takip Çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve gerçekten sonra oluyor. Şimdi tarih boyunca benim yeni kitabım bir araştırma kitabı olarak çıktı. Dünyada astroloji üniversiteleri var. Ben o astroloji üniversitelerinden birinin bölüm başkanıyım. Gökyüzü tarih boyunca bugün de insanlara uyarılarda bulunur. Trafik işaret levhaları gibi düşünün. Çok karmaşık bir şey yok aslında. Tabii bu dönemlerde böyle fal gibi bir şey değil. Uzak yakın alakası yok. Olsaydı üniversiteler olmazdı. Aynen. Bunu bir kere ayırt etmemiz lazım. Ben biliyorum ki izleyicilerimiz çok güzel şeyler duymak istiyor benden. Aşkımızı, işimizi, sağlığımızı etkiliyor ama gökyüzünün mesajlarını doğru algıladığımızda biz nerede durmamız gerektiğini belirlersek sıkıntıları bir nebze olsun kontrol altına tutarız. Bu dönem ve 2019'a sayılı günler kaldığı bu sürecin içerisinde hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kişisel tercihleri ve düşüncelerinden dolayı gökyüzünün bize mesajı çok açık ve net. Başkalaştırmadan biz olmak adına mücadele etmeliyiz. Hep ben, hep benim istediklerim, benim düşüncelerim deyip bencilliklerle İlişkilerimizde, eğitimimizde, iş hayatımızda beklenmedik haksızlıklara yenilerini ekler ve sınıfta kalırız. Çok biz olabilmek adına kainatta her şey farklı farklı ama hiçbir şey sebepsiz nedensiz yere yaratılmamış. Birbirimize saygı duyduğumuz takdirde Hazreti Mevlana'nın söylemindeki gibi bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Aynen.
Bunu yaptığımız anda gökyüzünün enerjilerini doğru değerlendiririz. Çok doğru. Doğru okumak çok önemli. Peki teker teker burçlara geçelim mi? Hadi geçelim. Seve seve. Öncelikle koç burçlarından başlıyoruz. Koçlar bu dönemde işleriyle ilgili konularda biraz dikkatli olmalılar. Özellikle Kasım ayının Merkür geri hareketi ve Jüpiter'in 8 Kasım'dan 2 Aralık 2019'a kadar yönetici olduğu Yay burcundaki seyri Kasım ayının ilk 10 günü işle ilgili keskin kararlar almamaları konusunda uyarıcı koç burçlarını. Çünkü Aralık'tan itibaren daha güçlü bir enerji karşılayacak onları. Özellikle hukuki sorunlar, mesleki konularda engellendikleri, baskı altında tutuldukları şeylere, koçlar için bu biraz zor olacaktır sabırlı tabii davranmak ama bu dönemde finansal anlamda risklerden, alacak vereceklerle ilgili konularda ısrarcı davranmaktan, iş değişikliğine gitmekten en azından 17 Kasım'a kadar uzak durmaları, doğru zamanda doğru adım atmaları açısından fazlasıyla önemli. Özel yaşamlarında ise özellikle evli ve uzun süredir ilişkileri devam eden koçlar bu dönemde üçüncü şahıslardan kaynaklanan sorunlar yaşayabilirler, etki altında kalabilirler. Hüküm kurmak, baskın davranmak onlara cezbedici gelebilir. Ama unutmamalılar ki bir kere 17'sine kadar Venüs geri harekette ilişkileri bir dizi testten geçirecek. Ama bekar ve ilişkisi olmayan koçlar için aşk enerjisi 17 Kasım'dan itibaren etkili olmaya başlayacağından, yarım kalan bir aşk hikayesi, başkaları tarafından bir araya gelmelerine engel olan pek çok etki arkalarında kalacak. Ne kadar iyi değerlendirirlerse bunu, kalplerinin sesini dinlerlerse kalıcı beraberliklere adım atabilirler. Boğalar, ben de bir boğa burcuyum. Ah, babam boğa. Ah, evet. Çok boğalar iyidir diye iyidir, şimdi iyidir, hemen kendi iyidir burcuma torpil geçmiş gibi olmayayım ama boğanın karakteristik özelliği aynı aslan burçları gibi ya hep ya hiç. Sever aynen gibi yapamazlar, oynayamazlar. Boğalar çok zorlu dönemlerden geçtiler. Son 6 aydır okuyucularımdan da çok fazla mesaj alıyorum. İş hayatlarında, eğitim hayatlarında ciddi şekilde engellendiler. Hani elime attığım her şey kurudu denen bir döngüden geçtiler. Sabırlı dualarının mükafatını alacakları bir Kasım ayı karşılıyor İnşallah onları. Özellikle mesleki konularda kendilerine güvenerek başkalarına değil, kendilerine, yüreklerine ve yeteneklerine güvendikleri takdirde hayatlarında onları doğru yönlendiren, rehberlik eden kişilerin söylemleriyle değişmeye odaklanırlarsa mesleki konularda yıldızları parlamaya başlayacak, kaybettiklerini kazanacakları çok özel bir döngünün içerisine giriyorlar. Sadece özellikle 17 Kasım'la 2 Aralık tarihleri arasında Merkür geri hareketinden dolayı geçmişle ilgili hukuki meseleler, işle ilgili anlaşmalar, sözleşmelerde ayrıntılara fazlasıyla önem vermeleri dikkat çekmekte. Ve sevgili boğalar çok sabrettiler. Özellikle onların hayatlarında onların kutsal saydığı değerleri çok fazla zorlamamak lazım. Boğaların sabrını Kasım ayı enerjilerinde taşırmak bu anlamda hiç beklenmedik tepkiler görmelerine, onları hafife almış olmanın veya nasıl olsa sabırlıdır, susuyor, o buna ses çıkarmayacaktır demenin yanlış bir olduğunu anda yaşayarak öğrenebilirler. Evet. Özel hayatlarında ise ikili ilişkilerde geçmişteki kalp kırıklıkları, korkular, kaygılar onları güzel olandan uzak durmaya yöneltebilir. Sevgili boğalara tavsiyem, aşka teslim olun. Aşkın gözünüzü korkutmasına izin vermeyin. Yüreğinizle ilerlediğinizde aşk hayatınızdaki güzellikler işinize de yansıyacak. Süper. Ve geldik sizin burcunuza. Evet, ay bak nasıl şey yapıyorum, korkuyorum diğerleri yetişmeyecek diye de bir tarafta. Hay hay. İkizler de oldukça zorlayıcı enerjilerle karşı karşıya kaldılar. 2017'nin Ağustos'unda başlayan tutulmaların etkisiyle birlikte başkalarından kaynaklanan çok fazla sorumluluğu almak zorunda kaldılar. Fakat bu ay onlara gökyüzünün mesajı çok açık. Hayatınızın merkezine kendinizi alın, kendinizi özel ve değerli hissettiren her şeyle bir arada olmanız gereken bu dönemi iyi değerlendirin. İnşallah. Yakınlarla ilgili konularda sizden beklentileri karşılarken kendiniz için yapmadıklarınızı ön plana almanız gerektiği vurgusu söz konusu. Mesleki konularda biraz mücadele vermeleri gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Çünkü yönetici gezegen Merkür geri harekette olacak.
zorlanıp başkalarının olumsuz cümleleriyle yaptıkları olan sorumlulukları dahilindeki işlere, konulara karşı bakış açılarını değiştirmezlerse doğru olanı bulmanın ve başarının anahtarını yakalamanın karşılığını alacaklar. Özel evet, yaşamlarında ise arafta kaldı ikizler. Aman karar ben hep araftayım zaten özel yaşamımda. Biraz bencilliklerden veya başkaları merhamet duygusuyla hareket etmelerine sebebiyet veriyor ikizlerin. Kalplerinin sesini duymazdan gelmemeyi başarırlarsa eğer aşkla beslenecekleri, sevginin verdikçe çoğaldığını öğrenecekleri güçlü enerjilerle karşı karşıyalar. Oh, fakat güzel. Sorunlu ilişkileri olan ikizler Merkür geri hareketi ve Venüs'ün geri hareketteki etkisiyle beklenmedik ayrılıklar yaşayabilirler bu ay. Benim zaten öyle bir ilişkim falan yok, oradan yırttım şekerim. Peki yengeçler. Yengeçler için bu ay hakikaten iş hayatlarında da eğitim hayatlarında da şanslı enerjiler söz konusu olacak. Özellikle iş arıyorlarsa uzun zamandır ev hanımı yengeçler kendi becerileriyle kazanımlar elde edebilecekleri etkilerle karşı karşıyalar. Ama kapıları çalmaları gerekti. Hmm. Oturdukları yerden gökyüzünden 3 tane altın elma düşüp de onları bulmayacak. Mücadele aynen. etmeleri gereken, yeteneklerine güvendikleri takdirde kalıcı işleri, kendilerini fark ettirecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Özellikle eğitim hayatlarında yurt dışı ile ilgili düşünceler, başvurular söz konusuysa Kasım ayı enerjilerini iyi değerlendirsinler. Özel yaşamlarındaysa güven sarsıcı olaylardan şüphe duyuyorlarsa ki onlar zodyan en sezgisel insanların evet, başında çok. Geliyor. Sezgilerinin sesine kulak vererek takipçi olduklarında oynanan oyunları fark edebilecekler. Zor yüzleşmelerle doğru kararlar vererek yola tek başına devam etme kararı alabilirler. İlişkilerini sorunsuz devam ettirenlerse sürpriz evlilik kararlarıyla ilişkilerini ciddiyete taşıyabilirler. Yaşasın. Sağlıkla ilgili konularda yengeçler dikkatli olmalılar. Özellikle kısa süre önce tıbbi operasyonlar geçirdilerse iltihabik olaylar ve bağışıklık sisteminin getirdiği hassasiyetler sorunlara neden olabilir. Bu anlamda dikkatli olsunlar. Aslanlar bu ay özellikle hukuki konularda, haksızlıklara uğradıkları noktalarda hak aramada başarılı olacaklar. Bürokratik engellerle mesleklerinden soğuma noktasına geldilerse eğer, dostlardan ve hayatlarındaki onları doğru yönlendiren insanlardan gelecek faydalarla kazanımlar elde edecekler. Değişimden korkmamalılar çünkü onlar özüne sadık, işlerine sinmeyen, hiçbir şeyin içerisinde yer almayan anladım. İnsanlar. Doğru. Yetenekleriyle maddi manevi saygınlık ve hakları olanı alabilmenin getirdiği güçlü enerjiler söz konusu. Özel yaşamlarında ise geçmişle ilgili kaygılar, gelecek endişesi, duygularını tam olarak ortaya koyamamalarına ve onlara aşkla bağlı insanın uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Aslanlara tavsiyem aşk kapıyı iki kere çalmaz. Kıymet bilene kıymet vererek karşılık verin. Dikkat edeceğiz. Peki Başaklar? Geldik. Başak Burcu özellikle çok değerli bir abim Osman Baltacıoğlu. Ona mesajım buradan. Öyle tüm Başaklarla mi? Birlikte. Başaklar aşırı derecede hassas düşünüp çok fazla yordular kendilerini. Doğru. Mesleki konularda da başkalarının almadığı sorumlulukları aldılar. Çocuklarıyla ilgili konularda gereğinden fazla üzdüler kendilerini. Kasım ayı enerjileriyle birlikte özgürleşmeleri gerekti. Resmin bütününü görmek adına küçük detaylarda boğulmaktan vazgeçtikleri anda genel. İş hayatlarında aleyhlerine gelişen, onların sıkışıp kalmasına özellikle finansal konularda birlikte çalıştığı insanlardan kaynaklı sorunları çözüme kavuşturabilecekleri enerjiler söz konusu. Jüpiter 8 Kasım'da Yay burcundaki seyrine başlayacak. 2 Aralık 2019'a kadar da devam edecek. Bu da özellikle Boğalar, Başaklar ve Oğlak burçları için tüm burçları etkileyecek ama yetişsin diye kısa başlıklarla geçiyorum. Finansal konularda büyüme, sağlıkla ilgili konularda şifa enerjisini getirecek onlara. Ne güzel. Özel yaşamlarındaysa şükredecekleri, hayatlarındaki insanın ona kattıklarının farkına varacakları, daha fazla
alışkanlıkların esiri olmaktan ve başkaları için yapıp kendileri için yapmadıkları pek çok şeyi ön plana alacakları etkiler söz konusu. Bekar ve ilişkisi olmayan başaklar da özellikle 20 Kasım'dan itibaren duygusal gelişmelerle karşı karşıyalar, fakat onlara tavsiyem detaycılıklarını bu noktada ortaya koysunlar. Yanılgılar biraz... ve pişmanlıklar yaşamamak için. Dikkatli olacaklar yani yeni tanıştıkları birine. İnsanlara. Teraziler. Sevgili teraziler, işte ilgili konularda kendilerini engellemekten, korkularıyla hareket edip fırsatları değerlendirememekten uzaklaşmaları gereken bir aydalar. Çünkü işleriyle ilgili konularda finansal anlamda ciddi zorluklar yaşadılar. Hukuki konularda kanuni anlamda zarar görmek istemiyorlarsa, Kasım ayı boyunca iş başvurularında, anlaşmalarda, sözleşmelerde haklarını koruyarak hak istenmez alınır ilkesiyle ilerlerlerse eğer, finansal anlamda ve mesleki konularda güvende hissedecekler. Çünkü onların güvende hissetmemelerine sebebiyet veren, ister terazinin ilk 10'u, ikinci 10'u veya üçüncü 10 günü olmuş olsun, zorlandılar. Mesleklerindeki başarıyı arttırmak için çeşitli aktivitelere katılabilirler. Aynı anda birden fazla işi yapabilme fırsatıyla karşılaşabilirler. Dengeleri korusunlar, fakat özel hayatlarıyla ilgili konularda dikkatli davranmalılar. Çünkü iş hayatlarında artan tempoları evli veya ilişkisi devam eden terazileri bu anlamda zorlayabilir. Unuttukları özel günlerden dolayı yaşanan gerginlikler özellikle Kasım ortasına kadar ciddi tartışmalara yol açabilir. Kalp kırılabilir. Bunun getirisi uzaklaşmalar yaşayabilirler. Bekar ve ilişkisi olmayan terazilerse geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşadıkları zorlukları gözden geçirip özellikle yeniden barışmalar biten bir ilişkiyle ilgili gelişmelerde sadece duygularıyla hareket ederlerse benzer hayal kırıklıklarını daha yoğun bir şekilde yaşayabilirler. Gökyüzü uyarıyor onları. Hep zaten bu ilişkilerde bir dikkat diyorlar yani. Evet. Akrep? Akrepler, akreplerin ayındayız zaten. Güneş burçlarında evet. İlerliyor. Onların özellikle şikayetçi oldukları, başkalarını sorumlu tuttukları iş, aile ve özel hayatlarında kendilerine dürüst davranmaları gereken enerjiler söz konusu. Başkalarına bir şey ispatlamaya çalışırken hayatı kaçırmaktan yoruldularsa, ki yorulduklarını biliyorum. Akrepler yapar kendilerine bunu. Dürüst davranıp hatalarını, yanlışlarını, kendileriyle ilgili zaaflarını kabul ettikleri takdirde iş hayatlarında da özel hayatlarında da tıkanıp kaldıkları yollarda farkındalıkları doğrultusunda çözüm üretecekler ve yeni insanlar tanımanın maddi manevi güzellikleri hayatlarındaki karanlıkları yırtabilir. Ama çok dediğim güzel. Gibi kalbi kör olmayıp, kalbine yönelip, kendiyle yüzleşebildikleri takdirde bunu başaracaklar. Çok ve önemli. Geldik sevgili yaylara. Benim yükselenim. Karşıtlıklar ilkesi işte. Sizin karşıt burcunuz evet. Yay. Jüpiter yay burcunda ilerleyecek. Dediğim gibi 8 Kasım'la 2 Aralık 2019 tarihleri arasında özellikle mesleki ve hukuki konularda, özel hayatlarında da aldıkları darbelerde, haklıyken haksız duruma düştükleri konularda ilahi adalet tezahür etmeye başlayacak ya. Sevgili yaylar için. Onlar yakınlarını kaybederek, yakınlarından zararlar görerek çok fazla imtihandan geçtiler. Özellikle Kasım ayından itibaren hayatlarındaki öncelik sıralamasını yenilemeyi başarabilirlerse iş hayatlarında da özel hayatlarında da mirasla ilgili konularda da haklarını alacakları güçlü enerjiler söz konusu. Fakat bu dönemde özellikle 17 Kasım'a kadar kazanımları ve popülariteleri yükseleceğinden sahte dostlar etraflarında birikebilir. Kim dost kim düşman bunu ayırt etmekte zorlanıp merhamet duygularına yenilerek hareket ederlerse beklenmedik zararlar, beklenmedik kesintilerle bir giyotin yolunda giden her şeyi kesebilir. Çok o dikkatli olalım. Yaylar bu anlamda dikkat etsinler. Özel hayatlarındaysa ektiklerini biçecekleri enerjiler söz konusu. Sevgi ektilerse sevgiyle karşılığını alacaklar. Zarar verdilerse hiç beklemedikleri noktalarda yaşayacakları imtihanlar söz konusu olacak onlar için. Sağlıkla doğru. ilgili konularda da omurilikle ilgili problemlere özellikle 17 Kasım'a kadar dikkat etmeleri dikkat noktasında et. Uyarıyor gökyüzü onları. Oğlak. Sevgili oğlaklar, onlar finansal konularda
verilen sözlere itibar ederek sözler verirlerse, bu birine kefil olmak veya beklenti içerisine girip gelen teklifleri veya başvuruda bulunup kabul edildiklerini beklemede tutmak onlara pahalıya patlayabilir. Sevgili oğlaklara gökyüzünün mesajı uyanın. Hı-hı. Yaşadıklarınızı, yaşattıklarınızı size sözler veren insanların güvenilirdiğini fark edin. Başkalarına bağımlı kalmaktansa kendi yetenekleriyle hareket ederlerse zor olan süreci atlatmaları daha kolay olacaktır. Çevrelerinde özellikle kan bağı bulunan insanlarla ilişkilerini yeniden yapılandırmaları, hmm. sözde arkadaşlarının özel hayatlarıyla ilgili konularda onlara neler hangi hataları yaptırıp neler yaşattıklarını fark edebilirlerse toparlanma şansları olabilir. Özel hayatlarında kıskançlık duyguları yıkıcı enerjilere sebebiyet vereceğinden bitmez dedikleri ilişkileri bitebilir. Kasım onlar için dikkatli olunması gereken bir ay. Kıskançlık yapmıyoruz. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar da ailelerinin veya çok güvendikleri arkadaşlarının yönlendirmesiyle yanlış seçimler yaşayıp maddi manevi zarar görecekleri beraberlikler söz konusu olabilir. Özellikle Oğlak Burcu'nun ilk 10 gününde doğanlar bu anlamda dikkatli olsunlar. Geldik kovalara. Kovalar da rahat bir nefes alacakları, prangalarından kurtulduklarını hissedecekleri, özellikle psikolojik anlamda çok yoruldular. Ruhsal anlamda motivasyonları yükselecek. Benim kova burçlarını tavsiyem, ben aynı zamanda boksörüm, boks yapıyorum. Tüm hemcinslerime de sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Ama kovalara ay boyunca tavsiyem dua etmek, meditasyon yapmak ruhu besler. Bedeninizi sporla, ruhunuzu meditasyon ve dua ile beslediğiniz takdirde korkularınızı bilinçaltınızda yatan, o engelleyemediğiniz iş hayatınızda, özel hayatınızda tam bir şeylere sahip çıkarken sizin önünüzde setler kuran enerjilerden arınacağınız etkiler söz konusu. Bunu değerlendirdikleri anda mesleki konularda da özellikle ayın ikinci yarısından itibaren eğitim hayatlarıyla birlikte büyük fırsatlar yakalayabilirler. Hayalini kuramadıkları şeyler gerçekleri olabilir. Özel yaşamlarında ise istemeyi bilip, farkına varıp, cesaretli olup bir şeyler yaşamaktan korkmadan hareket ederlerse, Şems Tebrizi'nin çok güzel bir sözü vardır ya, nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? O kadar severim ki. Çok doğru bir ben söz. Ben de çok severim. İşte kovalara gökyüzünün mesajı bu. Hmm. Korkularınızı arkanızda bırakın. Cesaretli davranın. Zamanla yarışmak yerine ruhunuzu iyileştirip gökyüzde sizi desteklerken istemeyi bilin, talepkar davranın. İşte de aşkta da kazanın diyorum. Şimdi duygusal burç balığa geldik. Hem annemin burcu hem erkek kardeşimin burcu. Şahane. Neler bekliyor? Balıklar özellikle ailevi konularda çok hassas davranmaktan uzaklaşmaları gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Çünkü dünyanın tüm yükü üzerlerindeymiş gibi bir 4 aylık döngüden geçtiler. Onlara tavsiyem, herkesin hayatlarındaki bu çocukları olur, eşleri olur, sevgilileri olur, bireysel anlamda yaptıklarının sorumlusu kendileriymiş gibi hareket etmekten vazgeçmeleri gerekli. Çünkü sağlıkla ilgili konularda hassasiyetler olabileceği noktasında uyarıyor gökyüzü onları. İş hayatlarında, ailevi konularda dert ettikleri pek çok şeyde özgür bırakıp kendilerinin merkezinde kalmayı başardıklarında dengeler yerli yerine oturacak ve Jüpiter'in yay burcundaki seyri onların son 6 yılda yaşadıklarının mükafatı olacak. Ay inşallah. Maddi ve manevi konularda sezgilerine güvenerek özellikle ayın ilk 10 günü rehber rüyalar görebilirler. Aa. Rüyalarının verdiği mesajları dikkate alarak hareket ederlerse özellikle seçim yapma noktasında doğru rehberlikten faydalanıp hayatlarında belki de ilk defa kararlı davranıp hayır demeyi bilmeleri gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Özel hayatlarında ise 10 çok. Kasım'dan itibaren romantizm onları besleyecek, çok. Kalıcı beraberliklere adım atabilecekleri güçlü etkiler söz konusu. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Şenay'cığım. Yani seni sabaha kadar dinleyebilirim. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz ve efendim reklamlar diyoruz.
Ben Mekik. Bizlerle birlikte yemeğimiz hazır ama şu manzaraya bir bakın önce. Allah aşkına yani şimdi lezzet, koku, şimdi onların hepsi böyle çok da güzel kokuyor ama şu manzaranın güzelliği sunumun. Ama önemli değil mi? Çok önemli. Lezzet çok, kadar çok sunum da önemli. Çok çok önemli. Çok da güzel olmuş. Ah yönetmenim artık tadayım mı? Ah yaşasın. Yaşasın. Yalnız ayvadan da alacağım hemen. Şöyle ikisini birlikte alayım. Bunu yapmalısınız. Gerçekten. Mutlaka. Böyle bir lezzet olamaz. Ay, ikisi nasıl güzel yakıştı ayvayla beraber. Bayıldım, bayıldım. Bence biraz da tarçın da katabilir izleyicilerimiz. Aa evet, içine tarçın koyabiliriz. Çok yakışır. Bir dakika toparlayacağım ama. Ay zeytin de çok güzel. Şahane, hepsi afiyet şahane. Olsun. Yarın yepyeni lezzetlerle, konuklarla, harika bir içerikle sizlerle birlikte olacağız. Yarın 12.45'te Star TV ekranlarında bizlerle birlikte olun. Başkasına gitmeyin anacığım, buraya gelin.